hepinize günaydın. Bugün 30. Değil mi? 30 oldu. 30 Kasım olmuş ya. Bu ayda bitti. 30 Kasım 2017 günlerden Perşembe. Evet bugün tarihe nasıl geçecek bilmiyoruz. Aslında dünden geçmeye başladı ama bugün nasıl geçecek onu bilmiyorum. Ben az önce bir şarkı dinliyordum. Şeyde bir şarkı vardı ona bakıyordum da. O yüzden biraz böyle hazırlıksız gibi yakalandım da o yüzden. Şimdi istiyorsanız beraber dinleyebiliriz o şarkıyı. Yani şarkı farklı. Şimdi bir şarkı vardı ötme bülbül ötme şen değil gönlüm diye de o şarkı akşamdan beri ağzıma takıldı. Vallahi bir konuşuyor bir konuşuyor ki gidiyor gönlümün efendisi diye şarkı söyleniyordu. Şimdi ötüyor gönlümün efendisi diye şarkılar söyleniyor. Fakat şu bir gerçek ki gerçekten bu epey bir tartışılır. Uzun yıllar tartışılır. O konuşturdu, bu konuşturdu, o yaptı, bu yaptı, bu tarafı beni bağlamıyor. Söyledikleri gerçek mi değil mi? Ben o tarafına bakıyorum. Söyledikleri gerçekse, gerçekse Türkiye'de yer yerinden oynar. Çünkü iddia ettiği konu, kimden bahsettiğimi anladınız mı? Bizim mahallede şey toplayan bir çocuk var. Zaman zaman sabahları birbirimize rastlarız da şimdi ben çok erken kalktığım için rastlayamıyoruz. Ee, çöp ayrıştırıp o çöplerden değerli şeyleri toplayan bir çocuk var. Onu ondan söz ediyorum aslında. Kimse üstüne alınmasın. Sabahları çok güzel türkü söylüyor. Şeyi söylüyordu daha önce bundan epey önce bir, bir buçuk iki yıl önce falan gidiyor gönlümün efendisini söylüyordu sabahları. İki gündür ötüyor gönlümün efendisi diye bari Allah Allah dedim niye böyle oldu falan da rastlayamadım bir sorayım nedir ne değildir diye. O açıdan yaklaşmak istedik. O taraftan baktım olaya. Siz sakın an, aklınıza kötü bir şey getirmeyin. Aklınıza mukayyet olun. Aklınıza mukayyet olun. Çünkü e, öbür tarafta kullanılan şey meblalar akıl karı değil. Vallahi deseniz ki yan yana şuraya yazın. O söyledikleri rakamları ben yazamam. Şimdi bana kim yazabilir böyle rakamla 50 milyon dolar. 50 milyon dolar diye kim yazabilir bilmiyorum. Ben yazamam şahsen. 50 milyon nasıl yazılıyor? Kaç sıfırlı yazılıyor? Bir de dolares olarak yazıyorsun şimdi. 50 milyon dolares Çağlayan Es Çağlayan Es şey, bizim şey var ya Çağlayanlarımız var. İşte oraya gitmiş. atmışlar gitmiş diye konuşuluyor işin şakası bir tarafa gerçekten bu konu çok başa artır ve Türkiye'deki bankaları zor duruma sokar diye düşünüyorum. Ben düşünüyorum, sizi bilmiyorum. Çünkü sanıktı Amerika hükümetiyle bir anlaştı. Oranın e, şeyleriyle anlaştı, savcılarıyla anlaştı. Dedi ki ben tanıklık edeceğim dedi. Ne var ne yok konuşuyor. Ve kazdıkça dibinden farklı şeyler çıkıyor. Bizim tanıdışı rıza mı diyeceğiz? Reza mı diyeceğiz, zarraf mı diyeceğiz, sarraf mı diyeceğiz? Bir de o var. Şimdi çünkü Türkiye'de bazı medya kuruluşları önce Reza diye yazıyorlardı, sonra Rıza'ya döndük. Zarraf diye yazıyorlardı, sonra sarrafa döndük. Ondan sonra da böyle şey oldu, nedir, karıştırdık. Şimdi ben hangisini söyleyeceğim merak ediyorum. Çünkü Reza diyenler farklı bir tarafta mı? Rıza diyenler farklı bir tarafta mı? Biz de biliyorsunuz. Yorum şekline göre değiş. Öyle bir hızlı girdi ki iyi günler de dileyemedim size. Ama hepinize bir iyi günler dileyim. Niye iyi günler? İyi günlerimiz olur inşallah. İyi günlerimiz olur inşallah. İşimiz zor. Gerçekten işimiz zor. Şimdi bu arada da e, sosyal medyada arkadaşlarımız paylaştılar bu programı. Ben şimdi e, o sosyal medyadaki o bölümü sizlerle paylaşacağım. O bölümü hep e, şeyde televizyonda. E, Frekanslar değiştiği için zaman zaman soruyorlar izleyemiyoruz edemiyoruz diye. O yüzden sosyal medyada da paylaştım. Zaten kanal V'de devamlı paylaşılıyor bu. Ve artık devam ediyoruz. Evet. Şimdi Amerika'da bir duruşma yapılıyor. Ve Amerika'daki bu duruşmanın sesi Türkiye'de yankılanıyor. Bir şekliyle bir şekliyle yankılanıyor ne şekliyle yankılandığını önümüzdeki günlerde daha sık rastlayacağız ve bugün var ya bugün mesajlar susmaz. Bugün mesajlar susmaz. Çünkü herkes bu konuyla ilgili bir şey söyleyecek. Her, herkes bu konuyla ilgili bir düşüncesini dile getirecek. Getirin. Kimseye küfretmeden. <laughs> Kimsenin hakkını gasp etmeden. Kimseye çamur atmadan her türlü yorumu açın. Her türlü yorumunuzu beraber burada paylaşabiliriz. Evet Hürriyet gazetesi bir gelsin arkadaşlar. Ee, evet. Hani diyor ya karakolda doğru söyler mahkemede şaşar. Ee, mahkemede diyor ki ilk diyor gözaltına alındığımda diyor çok korktum diyor. Ondan sonra diyor doğruları söylemedim diyor orada. Öyle demiş. Ben yalancısıyım valla bize iletilenlerin yalancısıyım <laughs> ve diyeceksiniz ki ne, ne yapıyorsun şimdi gerçekten ee, bir iki bir şey sordular da ona cevap veriyorum hemen evet hemen dönüyorum hemen dönüyorum ve döndüm hemen döndüm önce diyor ki daha önceki ifadeleriyle ilgili polisteki ifadeleriyle ilgili diyor ki polisi gidiyor görünce diyor gözaltına alınca korktum diyor doğruları söylemedim ama diyor şimdi diyor çakacağım diyor ve hakikaten hakikaten e, ötüyor gönlümün efendisi şarkısı kadar. yok gidiyor gönlümün efendisi diyor ama değiştirmişler onu şimdi ötüyor gönlümün efendisi diye veriyorlar. Hakikaten söyledikleri yenir yutulur dizden değil. Ben gazetelerin yazdıklarıyla yorum yapıyorum. Sadece gazetelerin. Kendimden yorum kattığım yok şu ana kadar yok. Şimdi ABD'de savcıyla işbirliği yapan Reza Zarrab bakın düne kadar rızaydı. Bak düne kadar Rıza'ydı. Vallahi Rıza Zarrab'dı. Bugün Rıza döndük. Hani dön dönebilirsen esprisi var ya aynen öyle döndük. Reza Zarrab tanık olarak ilk kez duruşmaya çıktı. İran'a yatırımı nasıl ihlal ettiğini anlatan Zarrab, Zafer Çağlayan'a rüşvet verdiğini öne sürdü. O onun iddiası benim değil. Ben öyle bir şey görmedim, duymadım. Yani gözlerimle görüp kulaklarımla duymadım. Ha söylüyorlardı böyle böyle diye saatler maatler vardı. Hatta kıskanmış gidip bir saat de ben almıştım 15 bin dolara. 15 bin dolara bir saat almıştım. <laughs> Saati koluma taktım. 2-3 gün şey yaptım. O zaman dikkat ettiysen şöyle beşli bir saatim vardı. 15.400 dolar falan. İşte o kadarı almıştım. Koluma taktım. Bir gün arabanın bir otobüsün 15.400 dolarlık saati koluna tak otobüsle yolculuk et. Camına vurunca eyvah camları kırıldı dedi. O arada biri beni dürttü. Ali Orhan kalk dedi işe yön dedi. Kalk işe geci gecikiyorum dedi. İşte milyon dolarlık saatler, milyon dolarlık paralar bilmem neler derken Türkiye'de bir süre tartışıldı ama Türkiye'de o tartışma sırasında ne olduysa o tartışılan isimler gitti. Sanıldı ki ortalık düzeldi. Her şey sulh oldu, düşünüldü ama demek ki hiçbir şey sır olmuyormuş. Hiçbir şey gizli kal iki kişinin bildiği sır olmaktan çıkar. Bakın, iki kişinin bildiği sır olmaktan çıkar. Ve bunlar sır değil. Eğer insanlar suç işliyorsa Ali Orhan özelliği nedir Ali Orhan'ın? Yani niye yargılanmayacak? Niye gözaltına alınmayacak? Bir suç işlemişse niye ne bileyim ifa şeysini vermeyecek, hesabını vermeyecek? Verecek. Kim olursa olsun herkes hesabını vermeli. Herkes hesabı vermeli. Hesapsız hiçbir şey göre. Öbür dünya yok arkadaş ya. Bu dünyada bir verin. Öbür dünyaya gittiğimizde mahkemeyi Kübra'da da verirsiniz. Ama önce beşerde bir verin ya. Beşerde bir verin. Ha mahşerde de o, o da Allah'la senin aranda. Hiç ona karşı. Beşerde yoksa bir şey o zaman mahşerde çok rahatsın. Ama beşerde veremediğin hesap varsa mahşerde nasıl edeceksin Allah'la senin aranda. Hiç ben kullarla arasına girmem. Hiç kimseden daha çok Müslüman değilim. Hiç. Bilmem abi herkes ya Müslüman dini imanı herkesin kendine. Hiç kimseden de fazla Cumhuriyeti ya da Atatürkçü ya da Demokrat değilim. İnsanların görüşleri farklıdır. Bilmem nedir. Benden daha demokrattır. Daha değildir. Ama bir şey de <laughs> e, şunu isterim. Herkes bu dünyada yaptığını bu dünyada şey, e, nedir hesabını versin. Lokantaya gidiyorsunuz, yemeği yiyorsunuz, hadi eyvallah diyorsunuz. Ya böyle bir şey var mı? Yok. Niye çıkaracaksın? Onun parasını vereceksin. Çünkü yemişsin. E Türkiye'de de öbür tarafa gitmeden, yani bu dünyadan gitmeden, kapıya ayağını atmadan ver hesabı öde. Hesabı kalsın yarına mahşerde öderim falan yok. Kafama sıkar giderim de yok. İşte Eloğlu el oradan sıkıyor. Eloğlu oradan sıkıyor. Bizi burada rahatsız ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarıdır bunlar. Diyeceksiniz ki Reza, Reza, bugün Reza diye yazılmış. Reza zarap kimdir de ki itibarımı. Düne kadar, dün akşam televizyonda seyrettim yine bir program yapılmış hangi televizyon yapmışsa bilmiyorum. Arkasında Türk bayrağı var. Şöyle hafif e, şey yapılmış, nedir, flu Türk bayrağı var. Şeyde, mahkemede değil, daha önce yapılan röportajlarında bir televizyon işte vatanını çok seviyormuş da işte vatanı için bilmem ne yapmış da yok arkadaş ya Türk bayrağını ben bunu hep söylerim Türk bayrağını herkes her yerde kullana mamalı. İstiklal Marşı her yerde okul, ma malı bir değeri olmalı. Şimdi dün o Türk bayrağının önünde konuşan yan tarafına Türk bayrağı şey yapılmış, büyürleştirilmiş. Orada var herhalde. E şimdi ne oldu? Dün Rıza'ydı. Bakın iki gün önceki gazetelere, bakın bir ay önceki gazetelere, bakın bir yıl önce iki yıl önceki gazetelere rıza zar zarraf zarraftı şimdi reza oldu. Bu yok. Çifte standart yok. Neyse o. Bana dün de aynıydı, bugün de aynı. Sevemedim gönlümün efendisini canım, İlle de seveceğim diye bir kural yok. Neyse biz şimdi habere bir gidelim. haberde Çünkü Türkiye'deki televizyonlar yeterince bu konuya eğilmedi. Onu da söyleyelim. Yeterince eğilmediler. Çapraz sorgusu yapılan Zarrab, bakın yazdığı gibi okuyorum. Sarraf yazmamışlar, Zarrab yazmışlar. Ben de Zarrab diye okuyorum. Zarrab şu iddialarda bulundu. Hakan Atilla, İranlıların uluslararası ödemelerini gerçekleştirmek ve Halk Bank'taki paralarını dışarıya çıkarabilmek için bir metot geliştirdi ve bu sistemin çalışmasını sağladı. 2010 ve 2011'de İran Merkez Bankası Başkanı Mahmut Bahmani ile iki kez, iki kez görüştüm. Ben buna yayın yasağı gelir diye düşündüm. Sabah baktım ki hiçbir yerde öyle bir şey yok. Yani herhangi bir yayın yasağı falan yok. Yayın yasağı falan olursa zaten ona göre davranırım. Ben de hiçbir zaman kuralları, kaideleri, iş şey yapmayı nedir ezmeye ezmeyi ya da onları yok saymayı hiç sevmem. Eğer bir kura koymuşsa bir şey yapın. Ben demokratik bir ülkede yaşadığıma inanıyorum. Eğer demokratik ülkemde bir şey alınmışsa, karar alınmışsa sonuna kadar uyarım yasak gelen konuyu konuşma ama yasağa karşı şeyi gösteririm. Nedir? E, düşüncelerimi açıklarım. Yasak olmamalı. Ailevi konular. Eyvallah. Ama bu tür işler artık bu bütün dünyanın gözü önünde, bütün yabancı televizyonlarda birinci haber. Bütün yabancı televizyonlarda birinci haber e bizde süslü herkes. Akşam halen daha efendim memlekete döviz kazandırdı diyenler vardı bir televizyon programında memlekete döviz kazandırmış ya bir şey söyleyeyim mi neyse söylemeyeceğim ama ben dayanamam söylerim biraz sonra söyleyebilirim evet devam ediyoruz sağlayan iddiası %50 pay istedi demiş o ara başlık 2011'de İran ve bank mellatla çalıştım Türkiye'de aktif bank hesap açmayınca bakan egemen bağıştan yardım istedim Banka döngü dışı kaldı. Halk Banka gittim. Süleyman Arslan altın ticaretçisi için fazla popülersin deyince Bakan Zafer Çağlayan'a gittim. Kardan yüzde elli pay istedi. 40-45 milyon avro, 7 milyon dolar ve 2.4 milyon TL rüşvet verdim. Buyur. Ben demiyorum vallahi. Şimdi ben desem ki böyle bir şey kulağıma geldi. iddia ediliyor. Hı, zaten alıyorlar. Sen hiç iyi bir şey deme. Adam diyor. Hem de mahkemede diyor. Yani herhangi bir mülakatta falan da demiyor. Mahkemede diyor. Ayakları ilk getirilirken ayaklarında zincir vardı. ikinci gelişinde yoktu. İlk geldiğinde herhalde sanıktı. ikinci gelişinde tanık olunca işler değişti. Şimdi bu paralarla neler yapılır? Hani yılbaşı ikramiyesinde neler yapılır diye vardı ya. Şimdi bu paralarla neler yapılır diye bir şey yap. Serdar Lüten hesaplar mısın? 50 bin avro. Yok 40 45 milyon avro, 7 milyon dolar ve 2.4 milyon TL hesaplıyor mu? Hesaplıyor şey neler alınıyor, neler yapılıyor. ona göre şimdi e, herhalde hafta sonu ha, ne oldu? <laughs> diyor ki benim diyor bir şey nedir e, <laughs> ekran almadı diyor <laughs> Türk parasına çevirince diyor ekran diyor almadı diyor o kadar yüksek. <laughs> Şimdi Posta Gazetesi'ne bakalım. Arkadaşlar Hürriyet'te mahkemede konuşuyor diye var. Ee, şeyde e, nedir? Posta Gazetesi'ne bir alalım arkadaşlar. Posta'da ne postalı amaçlar diye bir bakalım. 50 milyon euro, avro diye okunuyor, euro diye okunuyor değil mi? Çeşitli şekillerde okunuyor ama verilen rüşvet tek okunuyor. Rüşvet diye okunuyor. Karşılığı şeysi rüşvet. Reza Zarrab itirafçı olarak çıktığı New York'taki ilk duruşmada şok iddialarda bulundu. Türkiye'deki bankalarla çalışabilmem için eski bakanlar egemen bağış ve zafer sağlayan bana aracı oldu demiş. Reza Zarrab 19 Mart 2016'da Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla 28 Mart 2017'de Amerika'da tutuklanmıştı. Gerekçe Amerika'nın İran'a uyguladığı ambargoyu delmek İtirafçı olan Zarrab dün New York'taki mahkemeye mahkum, mahkum kıyafetleriyle ve ayakları zincirli olarak getirildi iddialar bakın Zarab'ın iddiaları. Zarrab artık be, be, bizim için Zarrab. Reza Zarrab. Öyle diyorlar. Öyle yazmışlar. Ee, Türkiye'ye iade edilmeyeceğimi anlayınca Amerika ile işbirliğimi yaptım. Düne kadar dost diyordu bazıları buna. Bak Türkiye ile Türkiye'ye iade edilmeyince Amerika ile anlaşma yapmış. Ah seni Amerika, seni Amerika. Şu Amerika var ya. Dün Amerika Dışişleri Bakanı mı, biri var. Türkiye ile ilgili bir iki laf etmiş. O, o da gazetelerde varsa onunla ilgili de şey var. O kendisini herhalde dünyanın vazgeçilmezi sanıyorlar onlar. Onlarda hiç mezarlık yok. Bakın bu konuda ne kadar çok eleştirirse ülkeme karşı yapılacak her türlü saldırıda da da karşısında o kadar dururum. Benim ülkem öyle parayla marayla alınmış bir ülke değil. Öyle gidip de bilmem nelerle alınmış bir ülke değil. Şehit kanıyla yıkanmış bu topraklar ve şehit canıyla alınmış bu topraklar. O misaki milli sınırları öyle rastgele çizilmemiş. Cetveli al eline. Sana bura bana bura değil. Kazma kürekle kazma kürekle. Bu ülke kazma kürekle kazanılmış. Bu cumhuriyet böyle kurulmuş. Onun için oradan öyle uzaklara tılırsın mıdır? Tırsık mıdır nedir orada bir tanesi var? Tillerson mıdır nedir? Haddini bilecek herkes. Böyle öyle Türkiye'ye öyle, Türkiye öyle oru uzaklardan ya haddini bil otur yerine derler. Tamam kendini bir şeyde görüyorsun bilmem ne yapıyorsun şudur budur odur bilmem ne ama oo, öyle kendi itişlerinde kendinde kalacaksın. Türkiye'ye dil uzatmak, bilmem ne etmek, şudur budur, yargılarsın. Varsa bir şeyse ona göre. E bu olay Türkiye Cumhuriyeti'nin bütününü bağlamaz ki. Türkiye Cumhuriyeti devletini bağlamaz. Dönemin hükümeti, hesabını dönemin hükümeti, ver, hükümeti verir. Hükümetler devlet değildir. Devlet ayrı bir şeydir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ilalebet payidar kalacaktır. Dinlersin efendi. Dinlersin. Heh, onu da söyleyelim de. Evet. İran ile iş yaptığım için Aktif Bank hesap açmadı. Çünkü özel izin gerekiyordu. Bu izni almam için Avrupa Birliği Bakanı Egemen bağışbakanın Bakanı'nın Genel Müdürüyle görüşmemi sağladı. Hesap açıldı. 5-10 milyon avro günlük işlem yapmaya başladım. Ebru Gündeş diye sorun oldu. Gidiyor gönlümün efendisi, ötüyor gönlümün efendisi. Aktif Bank beni devre dışı bırakınca 2012'de Halk Bankası'na gittim. Müdür Süleyman Aslan Ebru Gündeş ile evlisin çok göz önündesin dedi. İran ile yapacağım altın işine girmedi. Şimdi anlıyor musunuz niye bir ünlü ile evlenmediğimi? Yani benim Reza Zarrab'dan neyim eksik? Sakalsa bende daha uzun. Boysa bende daha uzun. Ha bazı şeylere kafam çalışmaz. Üç kağıt işlerine kafam çalışmaz eyvallah. Şimdi işte göz önünde olmayayım diye. Ya Kardeşe diyor 2.4 milyon TL Halk Bankası içerisinde aracı olsun diye gittiğim ekonomi bakanı Zafer Çağlayan kardan %50 istemiş. Abi ben ileride şey olacağım. Nedir ee, böyle bakan Bakan olacağım. %50 ya iyi para ya %50. Ama işte bir gün abi böyle biri çıkıyor. Çıkıyor böyle biri diyor ki bak benden bu adam bunu istedi diyor. Allah'a şükürler olsun %50 istemiş. Zafer Çağlayan'a 45-50 milyon avro, 7 milyon dolar ve 2,5 milyon TL rüşvet verdim. Hala hesaplayamadın mı Serdar? Yok abi ya, bizde bizde bakın. Ee, bir tane hesap uzmanı lazım bize. Sabah programına bir tane hesap uzmanı, yönetime söylüyorum bir hesap uzmanı. Çünkü o kadar çok böyle bu son günlerde hesap şeysi karıştı. Mesela milli piyangodaki parayla ne kadar ne yapılıyor onu da hesaplayamadık. Bunu da hesaplayamıyoruz ya e aslında bizden bir şey olmaz. Vallahi olmaz, bizden bir şey olmaz ama... Allah'a şükür iyi kötü bir program yapıyoruz ha burada sanıyorum e, bilmiyorum e, izliyor musunuz izlemiyor musunuz İzlemezseniz yorum yazmazsınız ama programı beğenirsiniz beğenmezsiniz o sizin özgür iradeniz bir şeyi düşünün ama gerçekleri söylüyor muyuz söylemiyor muyuz ona bakın gerisi hiç önemli değil Türkçe mi iyi değil tipim iyi değil vallahi ben beni görsem korkarım. Ben beni sabah televizyonda görsem o abi böyle olurum. Eyvah 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 diye. Ondan sonra iki buçuk milyon TL rüşvet verdim diyor Zafer Çağlayan'a. Yani 4, 45 50 milyonun peşine 7 milyon dolar iki buçuk milyon TL rüşvet verdim. Ailesine de ödeme yaptım. Kardeşine 2.4 milyon TL rüşvet verdim. Çağlayan'a rüşvetlerin nakit değerli eşya ve banka havalesiyle ödedim. Zarrab bu işlerin dekontlu olduğunu iddia ettiği kağıtları hakime verdi. Adama bak ya Amerika'ya giderken şeyli gitmiş ya, hazırlıklı gitmiş. Ya siz örneğin bir değerli evrağı böyle bir şey cebinizde mi taşırsınız ya? Yani değerli evrak derken bilmem kime banka havalesinin e, dekontunu. Vallahi ben taşımam ya. Ben çoğu zaman arıyorum zaten. Kafa kağıdımı bile aradığım oluyor. Gözlüklerim gözümdeyken gözlüklerimi ararım ben. Böyle de bir hastalığım var. Milliyet Gazetesi'nde bakalım e, ne, ne var? Milliyet Gazetesi, arkadaşlar bir alalım Milliyet Gazetesi'ni. Şu altta bir şey var, e, altın fiyatlarını vermişler herhalde, sarraf diye yazmışlar. Dedim ya, düne kadar sarraf, bugün ama bak Milliyet Gazetesi değişmemiş, tebrik ederim. Bugün yine sarraf yazmış, geçmişte de sarraf yazıyordu. Bak, sarraf davasında üç ihtimal diye. New York'ta tutuklu yargılanan Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla Jürili davada yargıt karşısına çıktı. Duruşmaya kelepçeli ve mahkum üniformalı getirilen sarraf suçlamaları kabul ederek tanıklık yapmaya başladı. New York barosuna kayıtlı avukat Kortan Toygar sarrafla ilgili üç ihtimal var. Düşük sınırdan ceza, ceza almama ve koruma programına kalma iade edilmeme dediği Yani ihale edilmeyecek. Burada sarraf olan hepsi bu. Ha, başka hiçbir şey dememişler. Mahkemede başka hiçbir şey olmamış. Milliyet gazetesini de Milliyet gazetesini okuyan bir kişi Aa, bak bu böyleymişler biter. Öbür şeyler hiç yok burada. O 45'ler 50'ler ondan sonra 12 buçuklar 7'ler onlar hiç burada yok. Rakamları sevmiyor. Bak Allah'a var. Milliyet gazetesi de benim gibi. Rakamlarla pek arası hoş şey. Peki bir de sabah gazetesini ekrana getirelim. Sabah gazetesini ekrana getirelim. Sabah gazetesinin en üstte, en üstte pembe bir haber var. Pembenin içerisinde Fenerbahçe'den kupa şovun kenarında. Fenerbahçe 6-0 yenmiş. Bakın günün haberi bu. Yumurta alırken numaraya bakın. Günün haberi bu. Yumurta satışında yeni döneme girildi. Bakanlığın tebliğine göre artık yumurtaların üzerinde tavuğun nasıl yetiştirildiği bir kodla belirtilecek dört kodun anlamı şöyle. Sıfır organik tavuk, bir serbest dolaşan tavuk, iki kümesi özgür tavuk, 3 kafes tavuğu, 4 günün haberi. Günün haberi. Ondan sonra hiç şey yok ee, nedir? Ha yok. Var mı bakayım? Hani buralarda belki o küçücük yerlerde bir şey var. Yok, yok. Yok, gerçekten yok. Şeyle ilgili nedir? Ee, Rıza ya da Reza, sarraf ya da Zarap yargılanıyor mu, yargılanmıyor mu, böyle bir dava var mı, yok mu, bakanlara rüşvet teklif edilmiş mi, edilmemiş mi? Sabah gazetesine göre öyle bir şey yok ama yumurta alırken numaraya bakın... Dört tane numarası var. Beşinci numara kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra beraber olacağız. Bu konu epey su kaldırır. gidemem oraya gidemem. Rakamları duyduktan sonra vallahi ayakta duracak dermanım kalmadı. Yani bir o kadar para nasıl bir yere dolar diye hani ben böyle bir çantanın içerisinde götürürsün falan diyordum. Bizim arkadaşlar demez mi ki stüdyoyu doldurur, 200'lük banknotlarla deste deste olsa dediler burayı doldur. Allah Allah. Vallahi aklım almıyor. Ki ben düşünüyorum ben bu kadar parayı Asgari, ben demeyeyim de asgari ücretli bir vatandaş bu kadar parayı kaç yılda kazanır? Çünkü siyasileri asgari ücretliler seçiyor ya, ne kadar zamanda kazanır? Vay, 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 vay diyor ya. Ne güzel işte. Şimdi bakın gelen mesajları bir okuyalım. Turgay Sözen demiş ki günaydın kardeşim, günaydın. İsa günaydın aslında çok büyük günaydın, ülkeye günaydın. İsa Akbulut günaydın iyi yayınlar sarraf şeriflerin hayırlı olsun demiş. Ya, o da ince bir mesaj vermiş. Sıdıka Metelik günaydın iyi yayınlar iyi günler diliyorum demiş. 30 Kasım 2016 Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi Erdal Tosun'u sevgi ve rahmetle anıyorum demiş. Bu arada ben programın ikinci bölümünü de hemen paylaşayım sizlerle ki sizler de e, programı kaçırmayasınız. Hani, be, izlersiniz diye belki izlersiniz diye paylaşıyorum ister izlersiniz, ister izlemezsiniz yani zorlama yok. Ben benim kitabımda zorlama diye bir bir, bir, bir şey yok. Gerçekten yok. Serbestsiniz o konuda. Biz e, yorumları izlemeye devam edelim. Nur içinde yatsın e, sevgili e, Tosun Erdal Tosun. Kadir Kaya günaydın iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler sevgili Kadir abi. Canan Türk Filiz, ekiz, e, Türk filiz diyor ki günaydın sevgili Ali Orhan. Karadeniz'den sıcacık sevgiler gönderiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizden de Karadeniz'e selamlar olsun. Biz de Antalya sıcağından ve sevecenliğinden selamlar, sevgiler gönderiyoruz Karadeniz'e. Bir taraf doğduğum yer bir taraf doyduğum yer. Efsane adam Mustafa demiş ki good morning günaydınlar. Antalya 9 köyden kovulanlara müjde canınızı sıkmayın 10. köyü bulduk diye bir yer payla bir şey paylaşmış. Bayramda günaydın hayırlı günler hayırlı yayınlar Ali Baba demiş günaydın Bayrama Bayrama sevgili Bayramda senin de görüşlerini merak ediyorum. Bu rıza ile reza arasındaki farkla ya da bu işler ne oluyor diye Buran Çalışkan diyor ki Sayın Ali Bey gıda sektöründe şeker yerine kullanılan glikoz şurubunun insan sağlığına zararlarını öğrenmek için Valilikeli ile Sağlık İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü'ne dilekçe gönderdim. Galiba zararlarını bilmiyorlar cevap vermediler arz ederim demiş. Bir dilekçede buraya yazmış. Evet Cem Balkan diyor ki adamın avukatları onları bunları var istediği delilleri toplamışlardır kendi yanında taşımasına gerek yok adam anlatıyor verdim diyor ki bu adam hayırsever ve cari açığımızın yüzde on beşini kapatan adamdı Reza için Reza mı Rıza mı şimdi bundan sonra lütfen yazın Reza mı bunu yaptı Rıza mı Cevat Yanar döşeme altından günaydın iyi yayınlar demiş. Fakat günün şeysi e, nedir bombası Fatma Kayadan geldi günün yorumu bence Fatma Kayadan haksızlık etmeyin diyor Sabah gazetesi haklı ve mantıklı bir günün manşetini atmış Reza yumurtladı kendi çevresini uyarıyor rüşvet verdiklerinize ya da aldıklarınıza dikkat edin sonra yumurtluyorlar demiş bu durumda ne çiftlik ne gezen tavuk Reza düpedüz ithal oluyor E uyan artık günaydın Türkiye demiş. Gerçekten güzel bir yorum. Hasan Katmaz, Günaydınlar Ali Bey iyi yayınlar demiş. Günaydınlar. Mustafa Kök, Günaydın çocuklarımız okula okulda demiş. Okulun ışıkları yanıyor. Cem Balkan vakti zamanında gereken hassasiyeti gösterip olayı iyice inceleselerdi böyle mi olurdu? Şimdi meclis araştırmasına gerek yok diye oy verenler dört bakanı istifa ettirip yüce divana hayır diyenler ne düşünüyorlar acaba demiş. İbrahim Çabuk da Günaydın iyi yayınlar demiş. Ben çayımla mutluyum. Ben gerçekten ben çayımla mutluyum. Ee, güzel bir ülkem var benim. Ülkede zaman zaman böyle aksamalar olur. Ama ülkemle ilgili laf ettirmem kimseye. Hakikaten bir başkadır benim memleketim. O ayrı. Ama böyle işler de oluyor. Evet. Reza, Re, Re, reza mı rıza mı? Orta halli bir şey bulsak buna ya. Efendim? Ceza ile ilgili daha sonra... <laughs> Yarın öbür gün daha bu çok konuşulur, daha çok e, tartışılır. Şimdi gelelim. Davalarda ne var ne yok, gazetelerde neler var neler yok. Arkadaşlar sabah gazetesini bir ekrana alayım. Yumurtayı konuşmayacağım vallahi Çünkü yumurtaya e, Fatma Kaya noktayı koymuş. Hakikaten günün haberi bence. Zerre kadar şahsiyetin varsa çek git, çekil git demiş. Zerre kadar şahsiyetin varsa çekil git demiş. Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını tek tek çürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başlık bu. Ve aynen şöyle demiş. Haberi şöyle tam bu şeyde ekranda yayın alana Heh, çok teşekkür ediyorum. Diyor ki Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını tek tek çürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan zerre kadar şahsiyetin varsa çekil git. Anladınız değil mi? Bakın. Cumhurbaşkanı Erdoğan o kürsüden salladığın her kağıt ya yalan ya yanlış çıktı. Hiçbirinin doğru olmadığı ortaya çıkmasına rağmen özür dilemeyi aklından geçirmedin. CHP'nin başına bela olmadan olmaktan çekil. Bu milletin başına da bela olmaktan çekil demiş. Cumhurbaşkanı demiş. Cumhurbaşkanı demiş valla. Şey de demiş ki ee, Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu her seferinde şapa oturdu demiş. Ondan sonra yine biliyorum, Sayın Cumhurbaşkanının yorumu CHP'yi bu hale düşürmeye hakkın yok demiş. Ondan sonra yine bir haber CHP terk etti. Yine orada kırmızı içerisinde bir şey iftirayı attılar, belgeyi gösteremediler. Onun hemen altında TSK'da 333 fetö gözaltısı. Ondan sonra e, onun hemen artı e, yok. E, halk yemek diye Mehmet Barlas bir yazısı var. Yavuz Donat'ın Fetön'ün ayak izleri var. Altta küçücük yerde Sabah Yazarlar Buluşması Samsun'da. Yine küçücük bir haber Sabiha Gökçen'in işgal davasına 28 müebbet. Yine küçük bir haber Kuzey Irak'ta 80 terörist öldürüldü. Yine küçük bir haber torba yasa geçti. Asgari ücretin maaşı düşmeyecek. Köşe yazarlarından Fahrettin Altın CHP Fetö'nün kuyruğunda. Dilek Güngör sizi biri fena işletmiş Kemal Bey. Mahmut Övür Kılıçdaroğlu nereye koşuyor? Okan Midarisoğlu Kılıçdaroğlu bu işine vuruna yapıyor. Başka bir haber daha. Duruşmada zehir içti ve öldü diyor. Savaş suçlusu Hırvat General Sloban Intficak. <laughs> ve bir haber daha. Fenerbahçe'den kupa şov ve bir haber daha eşkıya rakip tanımadı. Bir haber daha hayatı koşar adam yaşıyor. Başka hiçbir şey yok. Sabah gazetesinin dünyası bu. Evet bunları da okuduk. Sabah gazetesini şöyle bir kenara koyalım. Bu arada Şafak Akpınar geldi. Şafak Akpınar bugün biraz şey geç kaldı. Bulutların ülkesi Yeşil Hemşin'den günaydın iyi yayınlar. Hani nerede benim sözcü cumhuriyet bir gün gibi muhalif gazetelerim demiş. Biraz sonra onlar doğru yazıyorlar. Onun da başlıklarını oradan okuyorum. Evet Milliyet Gazetesi'ndeyiz. Milliyet Gazetesi yine yargıya gideceğiz diye bir başlıkta çıkmış. Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert, sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan ismi geçen beş kişide ben de tekrar yargıya gideceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çıktı yurt dışındaki bir şirkete şu kişi şu kadar milyon dolar para gönderdi diye sözler söyledi. Bir tomar kağıdı sallayarak dekontları da bunlar dedi. Ne gazetecilere ne adlı makamlara vermedi. Avukatlar bunu ilgili savcılığa medyaya veriniz dedi. Kağıtların ne olduğunu bir kendisi biz de onları eline tutuşturanlar biliyor diye konuştu. Bu hadise ilk yalan söyleyişi ilk tarası da değil. Bunun adı ana muhalefet değil ana hiyanettir. İddia edildiği gibi yurt dışına gitmiş bir kuruş yok ifadelerini kullanan Erdoğan. Dün bir de Suriyelilere harcanan 30 milyar doları soruyordu. Kafayı Suriyelilere harcayan paraya takmış. Dedikten sonra Suriyeliler için harcanan paranın ayrıntılı dökümünü verdi. Haberi var Milliyet gazetesinde. Sarraf davasında 3 ihtimal diye bir şey var. Yargılamada hiçbir şey yok. Bakanlarla ilgili söylediği tek kelime yok. Çok çalıştık demiş Cumhurbaşkanı. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi Orman Bakanlığı toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tilki yetişemediği yüzüme koruk dermiş. Örneğin Kılıçdaroğlu'dur. Örneği Kılıçdaroğlu'dur. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi büyütmek, zenginleştirmek için gerçekten çok çalıştık. Bir de ana muhalefet partisinin başındaki zatın hezeyanlarına cevap, cevap vermekle uğraşıyoruz dedi diye haber var. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Mahkemede zehir işte haberi burada da var. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki Pilk ve diğerleri davasının temiz duruşmasında işkenceci Hırvat General Slobodan Prajiyak 20 yıl ceza verildi. Prajda kararın açıklandığı sırada zehir olduğu iddia edilen elindeki sıvıyı içti ve birkaç saat sonra da öldü diye haber burada var. AFAD Başkanı Güllüoğlu milliyete konuşmuş. Mahalle mahalle deprem haritası diye risk bölgeleri değişmiş İstanbul'da. 49 ilde 360 gözaltı kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 333 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu ile 27 örgüt imamı hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin Baylok ve Eagle isimli şifreli programların deşifre edilmesinin ardından ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edildi. Aynen gerekenlerse bunlara yapılmalı. Hiç gözlerinin yaşına bakılmamalı. Türkiye'yi 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi onları yaşatanların hiç gözlerinin yaşına bakılmamalı. Türkiye'yi başka yerlerde sanık sandalyesini oturtmaya çalışanların da gözünün yaşına bakılmamalı. Şimdi bu Rıza ya da Reza ya da Ceza artık neyse üçünün arasında bir yazı tura atacağız ne çıkarsa. Söylediği kişilerin Türkiye'de dokunulmazlıkları var mı yok mu bilmiyorum. Bu isimlerle ilgili savcılık soruşturmalara başladı mı, savcılıklar onu da bilmiyoruz. Onlar da hesabını vermeli. Çünkü burada bir, bir şeyler konuşuluyor. Onlar da hesabını vermeli. O taraftan batıranlar da bu taraftan batıranlar da o taraftan derken bir tarafta terörle ülkeyi batırmaya çalışanlar öbür tarafta da ekonomiyle ve rüşvetle ülkeyi batırmaya çalışanlar. Başka bir ülkede böyle bir olay olsa dönemin bakanlarıyla ilgili böyle bir suçlama olsa vallahi yer yerinden oynar maşallah bizde hiçbir şey yok. Her şey yerli yerinde. Hakikaten. Diyor ya gurbet o kadar azıkine varsa içimde her şey bana yabancı, her şey başka biçimde. Bizde her şey yerli yerinde vallahi. Hiç değişik bir şey yok. 2024'de hazırlık diye bir haber var. UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı koordinasyon toplantısı Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirildi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in ev sahipliğindeki toplantıya Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve adaylık dosyasında yer alan 9 kentin yetkilileri katıldı. Bak, bu milli bir görev Sayın Cumhurbaşkanımızın spordan gelmesi bizim için avantaj dedi. Gerçekten de öyle. Sayın Cumhurbaşkanının spordan gelmesi bizim için o. Antalya'yı kim temsil etti diye merak ediyorum. Çünkü Antalya da var bu 2024 futbol e, şeysinde olursa. 9 ilden biri de Antalya. Spordaymış. Bir bakalım sporda Antalya'yı kim temsil etti. Burada var mı? Milli bir görev. İsimler var mı burada? Yok. İsimler yok. Antalya'yı temsil... Fotoğrafta göremedim ya da fotoğraf küçük kaldı göremedim Antalya'yı kim temsil etti diye. En azından toplantıyla ilgili Antalya'da bir açıklama yapılır mı diye. Evet şimdi açıklama dedim de Sayın Vali aklıma geldi. Sayın Vali Antalya Valisi <laughs> Münir Karaloğlu 13 Kasım'da bir felaket yaşamıştı Antalya'da. E, seraları ve zarar gelen vatandaşların yaralarının sarılması için hükümet tarafından 10 milyon lira ödeneğin yatırıldığını söylemiş. Bugünkü gazetelerin büyük bir bölümünde bu var. Büyük bir bölümünde bu var. Mesela Körfez Gazetesi ATB'den afet raporu. Antalya gündem 10 milyonluk yardım. Gerçek hortum zedelerin yaraları sarılıyor. Hürses sigortası çiftçilere 10 milyon lira destek. Son haber afet zedelere devletten 10 milyon lira yardım. İleri gazetesi yayalaştırılacak sahil yolu yeşil bir aksa dönüşecek. Yeni Yüzyıl gazetesi afet zedeye yardım eli. Manşet gazetesi afet zedelere can suyu. Gazete 1 Antalya'nın dünya projesi için start verildi mavi yeşil rüya. Sabah Akdeniz 200 milyon liralık 10 dev tesis açılışı. Hilal gazetesi Boğa Çayı'na acı rapor. Milliyet gazetesi sahil tek yol tek şerit. Ekin'den söz ediyorum. Hürriyet Akdeniz Ekin'de felaket bölgesine 10 milyonluk yardım ve veli telaşı muhtarı yordu haberleri var. Şimdi Sayın Valinin açıklamasını bir ekrana getirelim. Çünkü bu Antalya için gerçekten önemli. O e, şeyde felakette, milli felaket değil, Ger gerçek bir felaket, hortum felaketinde zarar gören çiftçilerle ilgili neler yapılıyor, üreticilerle ilgili neler yapılıyor ve ne kadar geldi Sayın Vali'nin açıklamalarını, Sayın Karaloğlu'nun açıklamalarını hep beraber izleyelim. Tam iki hafta önceydi. Antalya'nın batısında yer alan Kumluca, Finike ve Demre'de yaşanan hortum felaketi binlerce dönümlük seraları, evleri ve ağaçları yerle bir etmiş, 29 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Antalya valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bölgede incelemede bulunmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım bölgedeki yaraların sarılması için talimat vermişti. Başbakanlık tarafından Antalya Valiliği'ne 10 milyon lira gönderildiğini belirten Vali Karaloğlu toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bu gönderilen parayı hangi koşullarda ilçelerimize ve zarar gören vatandaşlarımıza yardım olarak dağıtacağımızla ilgili prensipleri tartıştık hasar tespit komisyonları tarafından belirlenen zarar tutarlarının salı gününe kadar askıda kalacağını hatırlatan Vali Karaloğlu, sürenin dolmasının ardından vatandaşlara değişik oranlarda yardım paralarının teslim edileceğini söyledi. Biz çarşamba gününden sonra, önümüzdeki hafta çarşambadan itibaren bu bize gönderilmiş olan 10 milyonu vatandaşımızın hesabına aktarmaya devam edeceğiz bu tarımla ilgili kısmını söylüyorum. Zaten konutlarla ilgili 36 konutumuz ağır hasarlıydı. 319 konutumuz, 391 konutumuz da hafif hasarlıydı. Onlarla ilgili zaten yapmış olduğumuz ödemeler ağır hasarlara 7 bin lira, az hasarlara da hasar durumuna göre 500 lira, bin lira ve bin lira olmak üzere vatandaşın hesabına bazı ilçelerimizde geçti, diğerlerinde bugün yarın zaten vatandaşımızın hesabında olacak. Tarsim sigortasının kapsadığı zarar gören 140 dönümlük alana ait ödemelerin geçen salı tamamlandığını hatırlatan Vali Karaloğlu, her iki ödeme tutarının yaklaşık 20 milyon liraya ulaştığını kaydetti. Biz çiftçiyi tekrar ayağa kaldırabilmek için çiftçiye can suyu veriyoruz. Ya burada şeyi karıştırmamak lazım. Yani Devlet oluşan zararın tamamını karşılamaz. Ama sigorta oluşan zararın tamamını karşılar. Bu ayrımı iyi yapmak lazım. Onun için biz vatandaşımızın mutlaka tarsimli olmasını teşvik ediyoruz, arzu ediyoruz. Niye? Bundan sonra oluşacak buna benzer bir afette artık şeyden beklemeye gerek yok. Bakın hemen tarsim ekspertizini gönderdi, zarar tespitini yaptı ve vatandaşın hesabına da dün itibariyle geçti. Bizim yaptığımız zarar tazmini değil. Biz vatandaşı ayağa kaldıracak can suyu veriyoruz, yardımcı oluyoruz. Vali Karaloğlu ayrıca yardımlaşma kültürünün en büyük örneğinin de bölgede yaşandığını anlattı. Bölgede fidecilik yapan, fidecilik ticareti yapan esnafımız var. Antalya'da tohum yetiştiren esnafımız var. Hepsi şunu söylediler. Biz zarar gören seralardaki fideleri Tohumcu tohumunu bedava veriyor. Fideci fideyi bedava yetiştiriyor. Bu büyük bir zenginlik. Bu milletin büyüklüğü. Büyük de bir yardımlaşma oldu. Devletimiz bir taraftan tesisin kurulması için yardımcı oluyor. Diğer taraftan fideci ve tohumcu da üzerine düşeni yaptı. Ve inşallah en kısa zamanda bu çiftçimiz yeniden üretir hale gelecektir. Evet Sayın Valinin de dediği gibi devletin gönderdiği can suyu. Ha, bütün zararları tazmin edecek diye bir şey yok. O sigorta diyeceksiniz de bir de bu Tarsim'de işte e, sigorta yaparken tarlaların kime ait olduğunu oldu, olduğu, işte ne kadar dönüm olduğu falan hepsi göz şey göz önünde bulunduruluyor o da var. Şimdi bunlar daha çok konuşacağız. Bir konu daha var. Bu liselere nasıl girilecek? Teok kaldırıldı ya liselere nasıl girilecek? Liselerdeki bazı okulları özendirmek için de sanıyorum o yüzden farklı bir yöntem uygulanmaya başlandı. Evine uzak lise seçen parasız yatılı okuyacak. Posta gazetesinde bu haber. Diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin liseye giriş sistemiyle ilgili yeni ve önemli açıklamalar yaptı. Dün ben ne dedim burada? Yani münacetin olmaya falan ya da fal şey değil. Çok da zeki olduğum konuşulamaz ama gidişata baktığınız zaman biraz bu konularda bilgi sahibi iseniz ve biraz inceliyorsanız ve bu konuları merak edip araştırıyorsanız aynı yere varırsınız. Ben ne dedim dün dedim ki daha bu konu çok tartışılır. Daha yeni madde o beş tane altı tane madde getirmişlerdi. İşte şu şey olacak, bu olacak. Daha bunlar çok değişir dedim ve çok tartışırız dedim. Gerçekten daha çok konuşuruz. Bu da yetmeyecek daha farklı özendirici, daha farklı şeyler gelecek. Çünkü temel yok. Hala yukarıyı boyuyoruz. Şey yapıyor. Ruj. Fondot, fondoten midir? Nedir o? Yüze vurulur ya. Belli olmasın diye ışıklardan şeyler. Ben öyle bir şansım yok yani. Fondoten falan vuracak yerim de yok. Allah'a şükür. Şimdi 135 dakikalık sınavın arasında kısa bir ihtiyaç molası verilecek. Öğrenci evine en yakın 9 tane okul seçeneği sunacağız. Bunların arasında her türlü lise, türü bulunacak. Beş tercih yapılacak. İki öğrencinin de birinci tercihi aynı okulsa evi yakın olan kayıt önceliğine sahip olacak. Var olan lise yetmezse mahallede yeni aç yeni açılacak. Bak sen mahallede yeni lise açılacak. Şimdi aha bu biraz midemi bulandırdı. Biz derslik bulamıyoruz okumak için. Çocukların nasıl yan yana oturduğu sıralarda bilmem nerelerde yetmiyor. Bir yeni mahalle açılacak, hemen yapılıyor. Arkadaşlar Türkiye'de zaten okul eksikliği var. Ya yani madem öyle açın yenilerini. Sorun kalmıyor bu sefer. Ama yetişmiş elemanınız var mı? Öğretmen ataması yeterince yapılabiliyor mu? ataması yapılmayan öğrenci, öğretmenler varken sözleşmeli öğretmenler alınmıyor mu? Yani sistem, milli eğitimdeki sistemin neresinden tutsal lime lime elinde kalır. Bir örnek vereyim. Yıllarca uğramadığınız bir çatı arası olur. Oraya bir tane böyle giysi atmışsınızdır. Tam almaya çalışırsınız ki lime lime dökülür elinizde. Kalır. Aynen o hesap. Yok oraya lise açılacak bilmem ne olacak. Olmayacak şeyleri konuşmak kadar yanlış bir şey yok. Biz şu TEOG'un yerine hangi sistem getirileceğini halen daha ne olacağına karar verememişiz. Ve bu daha değişir. Yazın bir kenara bu daha çok değişir. Münezzin falan değilim. Çok bir yerlerden de bir şey duymadım. Ya da birileri bana üfürmüyor. Böyle böyle bir şeyler var. Ali Orhan sen önceden söyle. Biz sonradan böyle yapacağız. Şimdi bazı haberciler var. Bazı haber şekli var. Antalya'da çok yaşarsınız bunu. Bilmem kimin dramı. Gazete manşetten verir. Ertesi gün bir bakarsınız, Dramali Orhan sahip çıktı. Ha Tek Beyefendi kelimesi var ya, o kelimeden yola çıkın. Tık. Ha, bunlar var. Çünkü bana kimse bir şey vermiyor. Ben, kendi aklımla, hür irademle, yaptığım araştırmalarla, insanlardan aldığım bilgilerle, sistem üzerinde yaptığım çalışmalarla, Finlandiyayı Türkiye daha yeni bilirken, daha yeni yeni Türkiye Finlandiya konusunu konuşurken, 1985-86'larda o zaman yine eğitimde böyle bir durum vardı. O zaman böyle internet falan da yok. Böyle internet falan o zaman nerede? Ankara'da büyük elçiliklerine yazıp birçok devletin büyük elçiliğine yazıp eğitim sisteminiz nasıldır diye bilgi aldım o dönemlerde. 1984'lerde, 85'lerde ki oralardaki eğitim sistemi nedir? Türkiye'de bir eğitim sistemi değişecek. Biz ne yapabiliriz? Yani bir soru sorarken bir bakana oradaki sistem budur diye ta oralardan ben bilgi almıştım. Hani burada çıkıp konuşuyorsak e, sakalımız tipimiz bilmem ne için değil. ya da başımızdaki hemşin e, şeysinden değil, puşisinden değil. Onun için yine söylüyorum. Yine söylüyorum daha çok değişir bu. Ama değişmeyen bir şey var. Antalya'nın dünya ile entegresini sağlayan tek televizyon kanalı Kanal V'de özgürlüklerin programı Ali Orhan ile yani benimle Antalya'nın gündemi programında kısa bir ara kısa bir ara niye e araya gidiyoruz. Saatimiz geldi. Ondan sonra konuşacağımız daha çok konular var. Bizden ayrılmıyorsunuz. Para mı, mutluluk mu, yani para mı, huzur mu diye sorsak neyi tercih edersiniz? İşte dün parası çok olanlar bugün nelerle uğraşıyor değil mi? Parası olmayanlar da nelerle uğraşıyor? Yani ikisinin dengede tutulduğu ortam, en güzel yaşam şekli o. Bakın benim bu jenerikte bir tane fotoğrafım var. Bir arkadaşımla, yakın arkadaşımla, bir keçiyle, oğlakla. Vallahi benim için huzur o. Hayat... Bası arkamda da var. Sen benim arkamı nereden görüyorsun arkadaşı? Ha burada şeyde ha lette var evet ha. Burada iki hayvan var diyordum. Biri keçi biri ne diye sorardım zaman zaman. Yine sorayım. Bu arada gelen yorumları biraz paylaşalım sizinle. Özcan Karakaşlıoğlu diyor ki günaydın Ali Bey. Kocaeli Gebze'den selam ve saygılar seviliyorsunuz demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Özcan Karakaşlıoğlu'na. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Yaşar alını, alını açık. Diyor ki günaydın Ali Bey. New York'tan selamlar. Bizden de New York'a dolu dolu selam. New York'takilere çok selam olsun. Halil Kahraman günaydın Orhan Bey demiş. Günaydın olsun. Emine adı belli iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum onlara da. Evet diğer şey de var mı? Başar Gican günaydın Ali abi demiş. Günaydın diyelim. Ee, Cem Balkan diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun sunduğu belgeler bir kamu bankasına ait. Kamu bankaları kimin kontrolünde? İktidarın. İktidarda kim var? AKP. O zaman olay kolay. Madem belgeler sahte diyorsun, hemen ilgili bankalardan kayıtları ister, halka gösterirsin. Engelleyen mi var demiş. Sayın e, Cumhurbaşkanı da dedi ki, "Oradan dedi para transferi oraya yok. Aksine oradan Türkiye'ye var şirketlere." dedi. Bu ismi geçen şirketler, şey kişilerin şirketlerine. Gülten Duman günaydın demiş. Nurettin Leman Utku bugün 14'te Kent Konseyi'nde Kent Müzesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacak. Yumurta haberine son noktayı koymayın. Sağlık önemli demiş. Aynı şekilde kurtulmuş. Kurtuluş durmuş oldu. Baba günaydın iyi yayınlar demiş. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Ve devam ediyoruz. Evet. Bu bölümümüzün ikinci, bu üçüncü bölüm değil mi? Yedi buçuk, sekiz, sekiz, sekiz buçuk, sekiz buçuk, dokuz. Evet, üçüncü bölümümüze Şimdi başladık ve devam ediyoruz. Evet ne var ne yok diye yeniden soruyor şey yapalım sizinle. Yeni şunu bir paylaşayım hemen sosyal medya bugün. Bugün gerçekten sosyal medya süper çalışıyor. Bugün sosyal medya her bölümü tek tek şeyde paylaştı. Bu da güzel bir şey. Teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza. Bunun için. Ve devam ediyoruz. Gazetelerde ne var ne yok bir ona bakalım isterseniz. Evet, Hürriyet Akdeniz'deyiz şimdi. Veli tel, e, telaşı muhtarı yordu haberi var. Teogun kaldırılmasıyla başlatılan ikamete göre kayıt uygulaması muhtarların iş yükünü artırdı. Antalya Muhtarlar Derneği iyi okul telaşına düşen Veli muhtarlığa koşuyor dedi. Yani hala mı bir şeylerin peşindeyiz? Bakın bu muhtarlığa koşmak değil, bu sahtekarlığa giden yoldur. Gerçekten sahtekarlığa giden yoldur. Yani o, o mahallede okuyan çocuklar dururken niye başka mahalleden gelirler? ya da başka mahalleye niye giderler? İlle de yani iyi oku bilmem ne şu bu yok. Arkadaşlar biz niye haklarımıza razı olmayan bir toplum olduk? Ben o muhtar hangi muhtar böyle bir şey yaparsa vallahi muhtarlığı elinden alınmalı hakkında soruşturma açılmalı. Yok böyle böyle bir şey yok. Hangi mahallede oturuyorsanız kaderinize razı olacaksınız. Böyle yok. Ondan sonra oradaki ev fiyatları bilmem ne oldu, şey oldu, bu oldu, nasıl, bu bizden rüşvet istedi, o nasıl, o öyle oldu, böyle. Ya bunu biz yaratıyoruz. Toplum yaratıyor. Dernek Başkanı Nazif Ak, bize gelen soruları, kamu, e, soruları kamu kurumlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda yanıtlamaya çalışıyoruz. Birçok mahallemizin ilk gündemi yine eğitim sistemi diye konuştu. Altın Kum Mahallesi Muhtarı Erip Kaya Kaya şunları kaydetti. Yeri geliyor polis, yeri geliyor postacı oluyoruz ama eğitim danışmanlığı yapacağımız aklımıza gelmezdi. Muhtarları arayan veli iyi okullar hangi mahallede diye soruyor. Emlakçılar Odası Başkan Vekili Akantat da velilerin göç edeceği daha önce söylemiştik. O hareket şimdiden başladı. Nitelikli okul telaşına düşen veli emlakçılara ve muhtarlara akın ediyor dedi. Maşallah maşallah maşallah. Evet felaket bölgesine 10 milyonluk yardım olayı burada. Yarın öbür gün bu sistem değiştiğinde ne yapacaksınız? Tekrar yeriden geriye dönüş mü olacak? Öyle olacak. Evet Tayvancılığı kaybediyoruz demiş. Kim demiş? Ali Çandır. O zaman o haberi hangisindeydi? Körfez gazetesini bir ekrana getirebilir miyiz arkadaşlar? Çünkü o Körfez gazetesi daha geniş vermişti diye düşünüyorum o haberi. Anladım. 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 Peki elimizde güncellenen hangisi var arkadaşlar? Ben ona göre gideyim. Size uyuyayım bu sefer. Ha, üç, üç. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bak şey, e, e, Körfez'in manşeti ATB'den afet raporu. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi şeyin Ali Çandır'ın iki tane açıklaması var. Bir tanesi Körfez'den. Körfez'deki daha önemli. E, ikisi de önemli gerçi de ama bu ATB'den afet raporu daha ticaret borsasının Borsa Başkanı Ali Çandır Batı ilçelerinde meydana gelen ortumun ardından Antalya Tarım Konseyi olarak kısa ve uzun vadede önerilen önerilerden oluşan bir rapor hazırladıklarını ifade etti diyor. Antalya Ticaret Borsası Meclisi'nde konuşan Başkan Ali Ta Çandır Antalya Tarım Konseyi'nce hazırlanan raporun ilgili makamlara iletileceğini söyledi. Raporu paylaşan Çandır kısa vadede üreticilere acil nakil nakit desteği sağlanmalıdır, borçları ertelenmelidir dedi. Çandır uzun vadede, vadede ise benzer afetlerin yaşandığı bölgelerde tarım sigortasının zorunlu hale getirilmesi, Tarsim konusunda düzenlemeye gidilmesi ve yeni oluşturulacak seraların doluya dayanıklı plastikten yapılmasının gerektiğini belirtti. Gerçekten önemli konular ve önemli uyarılar öte taraftan burada borçların ertelendiği haberi yine var. Hayvancılığımızı kaybediyoruz demiş yine Hürriyet gazetesinin ekinde var bugün Hürriyet Akdeniz'de var. Ülkenin önemli sorunlarının başında gelen kırmızı ette sular durulmuyor. Süte yapılan zammın üzerinden girdi fiyatlarının 3 kat azalma, 3 kat zamlanması üreticiyi nefes alamaz hale getirdi diye Pelin'in haberi. Sütteki sıkıntının Hayvancılığı kısa sürede bitirme noktasına getireceğine dikkati çeken ATB Başkanı Ali Çandır, üreticiyi üretimde tutacak kararlar alınmalı, girdi maliyetleri düşürülmeli. Biz hayvanı merada yayılırken görmek istiyoruz, vitrinde salınırken değil dedi diye açıklama yapmış. Çandır Hortum felaketi sonrası üreticinin durumunu Antalya Tarım Konseyi'nce hazırladıkları raporla tarım paydaşlarına sunduklarını söyledi. Şimdi burada gerçekten önemli olan konu, biz kırsal alandaki besiciyi kaybettik. Kırsal alandaki besiciyi kaybettik. Kırsal alana aile işletmelerini teşvik etmediğimiz ve aile işletmelerini desteklemediğimiz sürece tarımda diyorum bunu. Köylerde, mesela öyle köyler var ki boşaltıldı, kimse yok. Köyde yaşayan insan yok. Köydeki en genç 65 yaşında. Hal böyle olunca tarım iyice geriledi. Ve tarımdaki çalışan kitle Antalya için konuşuyorum. Bu bölge için turizme yöneldi. Turizmde bulaşıkçı. Ondan sonra kat görevlisi, paspasçı bilmem ne oldu. Yani kendisi işinin efendisi iken efendilere hizmetkarlığa gönderildi. Bu yanlış politikalar yüzünden oldu. O insanlara sakın şey etmeyin ya işte niye onu ya yok. Köyde böyle bir hayatını idame ettirebilecek durum yok. Şimdi Dün akşam kızıma dedim ki ben küçük kızıma Eylül'e. Eylül dedim hemşire yerleşsek ya da herhangi bir köye yerleşsek dedim. Oradaki okulda okur musun? Okurum baba dedi. Eşime dedim biz ne yapacağız dedim. O da dedi ki eşim nereye dedi gidiyor. Köye gideceğiz dedim. Ne yapacağız? Keçi alacağız dedi. Sığır alacağız. Keçi alacağız dedi. Ben keçi sağmasını bilmiyorum. Ya, ben biliyorum. Sen de iner ahırda bir şeyler yaparsın. Sen de iner tarlada şeyde. İnanın Bakın bu şekilde düşünen insan sayısı çok. Kentler artık insanları yaşanmaz hale getirdi. Nefes alınmaz hale getirdi. Eğer aile işletmeleri ve bu şekilde düşünenlere ama kontrol edilerek, ha Ali Orhan seni tanıyoruz, sen bizim adamımızsın değil. Herhangi bir destek verilecekse o destek sonuna kadar kontrol edilerek nereye ne harcanmış faturalı, her şey faturalı. Niye? Çünkü tüyü bitmemiş yetimin hakkı var onda. Buradaki otellerdeki turizmciler ağlıyor ya, turizm öyle turizm böyle. E siz tüyü bitmemiş yetimin yerinde gitmişsiniz 49 yıllığına beton arma dikmişsiniz. Kimsenin sesi çıkmıyor buna. Ağlamayacaksınız. Öte tarafta köyünden kovulan, köyünden uzaklaştırılan insanlar var. Niye? Çünkü köylerde böyle bir şey yok. Gidin Antalya'nın birçok köyüne. Köyde kimseyi bulamıyorsunuz yaşlı bir kitle var. O yaşlı kitlede ne yapıyor? Akşama kadar kahvede oturuyor. Niye? E yok. Dün anlattım size bir bağ lahanaya bir lira fazla diyen benim akrabam var benim akrabam ya. Bir lira çok dedi elli kuruşa verirse alırım dedi o tarım köylüsünü. Kendisi de köylü ha. Kendisi de hemşinde çamlı hemşinde çen yuvada çay toplar sırtında. Yani hani emeğin ne olduğunu bilmese derim ki bilmiyor. Emek farklı bir şey. 75 kuruşa maydanoz satacak insanlar, bir bağ maydanoz satacaklar, 1 liraya bir şey bağ karalana satacak, geçinecek. Ya yani Allah'ınızı severseniz güldürmeyin. Ama bu insanlar teşvik edilirse, daha çeşitlendirme mesela, turizmde çeşitlendirmeye gidiyoruz ya, turizm alternatiflerini arıyoruz ya, Hestorex fuarında bu konuşuluyor. Turizmdeki çeşitlendirmeler, turizmdeki yenilikler. Hestorex turizme yeni hangi branşları katabilir ve bu turizmdeki yenilikçileri bir araya nasıl toplarız diye düşünüyor ya. Tarımın da bir şeysi olsun. Hestorex mi denir ona başka artık tarım e, Rex mi? Hakikaten bu olsun. Ve tarımda insanlar birbirleriyle entegreyi nasıl sağlarlar? Ve köyde insanlar nasıl yaşamlarını idame ettirirler? Çok önemli bir konu bu. Üretmediğimiz sürece biz dışa bağımlı yaşamaya mahkumuz, mecburuz bizim üretmemiz gerekiyor. Ama maalesef bizde dedikodu üretme konusunda üstümüze yok. Ama iş üretmeye sıra geldi miydi? İşe gitmeyeceksin. İşi bileceksin. Sorana işten geliyorum diyeceksin. Sistem bu. Bugünkü yerel gazetelere yine döneyim. Yine bir bakın. Bütününün başlığı ajans. Ajans varsa yerel gazete var. Ajans yoksa yok. Ya bırakın Ondan sonra eklere kızıyor. Aslında bizim Eklere karşı olmamız lazım çünkü ekler, o Ankara, İstanbul'da basılan gazetelerin ekleri, yerel gazetelerin haklarını ellerinden alıyor diye düşünenlerdenim. Onlar olmamalı gazetesinin içinde versin, ama ek olarak vermesin. Gazetenin içerisinde iki sayfa, üç sayfa versin, ama ek olarak verdi miydi diye işte işiyor. Bununla mücadele etmemiz lazım. Biz Antalya'da yerel medyacılar olarak, yerelde çalışan arkadaşlar olarak, Antalyalı gazeteciler olarak bunu yapmamız lazım. O zaman hem gazetecilikte biraz daha yukarıya çıtayı çıkarmış oluruz. Hem de kentin sorunlarıyla daha çok ilgilenmeye mecbur kalırız. Şimdi kentin sorunuyla ilgilenen yok. Yerel gazetelere bugün size hepsini okudum. Ajanstan gelen haberlerle doldur doldur ver. O türkü var ya göç göç olduğu Göçler yola dizildi, uyku geldi, hala gözler süzüldü. Aynen öyle. Doldur, doldur nargileyi tezele. Aynen öyle. Doldur, boşalt. Doldur, böyle olmuyor. tarım da bakın ikisi birbirine o kadar entegre ki, niye? Yerel gazeteler gazeteciliğini tam olarak yapsa, işte o tarımda aile işletmelerini ya da tarımda ellerinde o köylülerinden... Ee, şeyden yoksul bırakılan insanların dertlerini yazacak. Çünkü gazetecilik yapılacak. Şimdi Kopi paste ver gitsin. Kopi paste ver gitsin olmuyor. Yerel çok önemli. Her şey yerelden başlıyor. Biz köyde 5 kişiyi daha istihdam edebiliyorsak Antalya'nın bir köyünde 5 kişiyi daha istihdam edebilirsek 5 aileyi, her köyde 5 aileyi daha istihdam edebilirsek o zaman üretim yapmış olabiliriz. Yaparız. Ama biz her yıl köyden beş aileyi daha şehire götüreceğiz. Bütün Türkiye'nin birçok yerinde böyledir. Karadeniz'de de böyle, Akdeniz'de de böyle, Ege'de de, Marmara'da da böyle. Niye? Çünkü tarımdan insanlar yeterince geçim sağlayamıyorlar. İşte bir şeye nedir lahanaya bir lira çok diyen düşünceler var. Ne yazık ki. Evet, bakalım neler var. Sizlerden gelen neler var? Evet. Şimdi e, bir iki gündür bir konu tartışılıyor. Yerel gazetelerden söz etmişken, e, Körfez Gazetesi'ndeki e, arkadaşımız İdris Özyol e, şeyi dedir gazeteden ayrıldı. Onlar birbirlerine karşılıklı olarak yollarını ayırdılar ve bu da çeşitli spekülasyonlara yol açıyor. Oysa şöyle bir gerçek var. Anlaşamamışlardır ya da anlaşarak istihdam zor gerçekten. Yerel gazetelerde gazeteciyi istihdam etmek çok zor. Bugün İdris Söz Yol gerçekten yazdıklarıyla, yazacaklarıyla, Antalya gündemini takibiyle sağına soluna bakmadan bu sağcıdır bu solcudur diye düşünmeden çok güzel yazılar yazan insandır. Sabah İdris ne yazmış diye gazeteye bakanlardan bir tanesiyim. Dün bazı arkadaşlarla tartışıyoruz. Antalya'da okunabilecek bana beş tane köşe yazarı gösterin. Bir Ahmet Döktök gibi yazabilen, Ahmet Döktök gibi Antalya'nın nabzını tutabilen bir yazar daha var mı şu anda? Yok. Bir İdris Özyol yine yok. Var. Kendince gazeteci, kendince köşe yazarı, kendince süper yazar olan bestseller yazarları var. Sevgili İdris yakın bir tarihte inşallah yeniden aramıza döner. Bu birkaç arkadaşımız yazmış da böyle bir şey söz konusu mu diye ona cevap olsun diye yazdım. Şey söyledim yazdım diyorum özür diliyorum. Evet devam ediyoruz bakayım sizlerden gelen neler var. Yorumlarda neler var o yorumları da okuyalım ki. Evet. Hamdi Topsaç. Manda yuva yapmış Söğüt dalına günaydın toprağım iyi yayınlar demiş. Manda yuva yapmış Söğüt dalına yavrusunu sinek kapmış gördün mü tridine bandım. Tridine tridine derdiler. Halk türkülerini çok severim ve halk türkülerin dili o kadar güzeldir ki. Hakikaten. Halk türkülerindeki o güzel serzeniş, halk türkülerindeki o güzel vurgu. Mesela ötme bülbül ötme sen değil gönlüm. İki gündür bu türkü dilimde. Niye böyle bir şey oldu? <laughs> Onu da bilmiyorum. Biri mi ötüyor, biri ötmüyor da benim dilime hem pelesenk oldu. Vallahi bilmiyorum ama ötme, bülbül bül, ötme. Bugün şey. Mesela bu da değişik bir ima. Değişik. Manda yuva yapmış söğüt dalına. Yavrusunu sinek kapmış. Gördün mü tiridine bandım. Tiritin ne olduğunu bilir misiniz? Bilir misin Serdar? Tirit nedir? <gülüyor> <gülüyor> tirit bir yemek adı dedi. Doğru. Evet Cemil Deveci günaydın kolay gelsin demiş. Fatma Kaya Ali Bey bu zamanda çocuk okut, okutmuyorsunuz sanırım. Çocuğumun kaderine razı olayım da benim mahallemde 3 imam hatip bir meslek bir yüksek okul var. Benim çocuğumun meslek lisesine gitmek istemiyor. Bir tane de düz lise var ama lise mi karakol mu belli değil. Öğrenci servisinden fazla ekip otosu geliyor. Ben hangi kadere razı olayım? Onu da söyler misiniz? Kadere va, kadere va şarkısını şey ya yapacak bir şey yok ki. Yani siz şimdi gidip neredeyseniz oradan yani nerede olduğunuzu bilmediğim için mahalle olarak bilmiyorum. E ille de öbür tarafa gidecekseniz de yandı gülüm keten elva. Dediğiniz de doğru. Şu olsa eğitimde şöyle bir sistem getirilse işte o köy enstitüleri sistemini alttan yukarıya doğru sürdürebilsek de mi? Ne siz böyle bir soruyu bana sorarsınız ne de ben bu soru karşısında apışıp kalırım. Evet siz de doğru diyorsunuz. Siz de ben de çocuğumu okula gönderiyorum ama o şeyi geçti lisede en küçüğü lisede şimdi. Ama haklısınız. Aynı sorunu biz de yaşadık. Fakat ne yapalım? Yani bizim ülkemiz bu. Lanetli bölgede yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ülke lanetli değil. Bölge lanetli. Ve ister istemez komşudan etkilenme şeysi var işte. Oysa biz şimdi dünya medeniyetlerinin çok çok üzerinde olmamız lazımdı. Herkes bizden öğrenmesi lazımdı. Ama ne yazık ki yok. Yok. Biz gidip bir yerlerden öğretim, eğitim sistemi alıyoruz. Biz niye ithal etmiyoruz eğitim sistemini? Biz niye ithal etmiyoruz teknolojik sistemleri? Biz hep hazır gelsin. Aynen yerel gazeteler gibi. Ajanstan gelsin biz yazıp verelim. Doğan Sönmez demiş ki iyi yayınlar dostum. iyi yayınlar sevgili Doğan Sönmez. Doğan Sönmez Manavgat'ta gazetecidir. Kalemini satmayan, kalemini gazetecilikten ve halktan yana kullanan taraflı bir gazetecidir. Ben de taraflıyım. Tarafsız aslı olmadım. Sevgili Doğan Sönmez'e buradan saygılarımı iletiyorum. Keşke Doğan Sönmez'ler çoğalsa diyelim. Evet devam ediyoruz. Cem Şahan yeni açılan Kepes Hastanesi kantininde 500 gram küçük su 4 TL havalimanında 5 TL maşallah denir buna. Hakikaten küçük küçük su 4 liraysa Allah kimseyi hastaneye düşünmesin. 3 kişi su içse bittik. Akşam yemeği gitti. Vallahi gitti. Şafak Akpınar köy enstitüleri mi adamlar buralarda bilmem neler yetişir, şer odaklı buralar diye. Evet, e, köy enstitülerine hep komünistler yetişmişti demişlerdi. Komünistler yetişir demişlerdi. Bu komünistlikten ne kadar çok korktular, vallahi merak etmedim. Dönemin de zamanında bize komünistler Moskova'ya diye bağıranlar bizden önce Moskova'ya gitti. Vallahi onların paraları vardı. Bizim hayallerimiz, yapacak bir şey yoktu. Bizim hayallerimiz ülkemizde bağımsız bir ülke. Herkesin eşit haklara sahip olduğu bir ülkeydi. Onlarınki de demek ki gidip bir an önce Moskova'yı görmekti. Bize hep hayallerimizin peşinden koştuk. Onlar paraların peşinden koştu. Onlar bizden önce Moskova'ya gittiler. Biz Moskova'yı hep diyor ya şeyde şiirde Nazım Hikmet. 20 bin kilometre, e, 2000 kilometreden pırıl pırıldır Moskova diye Mehmet şiirinde eski takvim hesabıyla bu sabah başladı bahar geri geldi Mehmetime gönderdiğim oyuncaklar Karlı Kayın şiirinde o, o orada var işte şu kadar e, uzaklıktan mı kilometreden pırıl pırıldır Moskova diye evet gideceğiz reklamada gideceğiz Nurettin Lemanutku diyor ki bence yerel basında sıkıntı Ajans haberleri köşe yazarlarımızı takdir ediyor ve zevkle okuyorum. Biliyorsunuz ben yerel basın takipçisiyim. Evet Nurettin abi böyledir. Gerçekten yerel basına en fazla ilgi gösterenlerden bir tanesidir. Evet bir ara vereceğiz. Hastalara şifa. Hastalara şifa. Ondan sonra çocuklarımıza güzel yaşamlar dileyelim. Eğitimdeki öğrencilerimize zihin açıklığı dileyelim. Esnafımıza bol para ve bize de kısa bir ara. Yine birlikteyiz televizyonu yeni açanlar için bir kez daha günaydın diyelim ve hepinize bugün mutlu güzel bir gün dileyelim ve dilerim ki bugününüz dününüzü aratmaz. Hastalarımıza şifa, okullarımıza giden öğrencilerimize Allah zihin açıklığı versin. Esnafımıza da Allah hayırlı bol kazanç nasip etsin diyelim. Vatandaşa da Allah kolaylık versin. Şimdi diyor ki efsane adam Mustafa güzel. Masalı geç diyor. Evet ben biraz masalcıyımdır sevgili adı güzel. Saadet'e gel diyor. E bir geldik ha. O vatandaşın nasıl geçindiğinden haberin var mı? O bir telelik lahana olayı var ya. Bir teleye ekmek nerede satılıyor diyor. Ekmek burada 1250 doğru diyor. Ekmek 1 lira 1250 oldu. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ve o konuda da ben e, şey demiyorum ekmek ucuzdu ya da işte ekmek herkes bulabilir bilmem ne eder diye bir şey söylediğimi duyan varsa gelsin ama şimdi burada bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunursa işte sonuç buraya doğru geliyor. Sevgili adı güzel bir lahana olayımdan yola çıktığım konuşmamı farklı bir tarafa çekti. Diyor ki bir TL'ye ekmek yok. Nerede satılıyor? Ekmek burada 1.250 Manavgat'ta doğru. 12 kilogram tip 91.50 ki pazara giden o vatandaşın gücü bir TL'ye lahana almaya yetmiyor demek ki. Ah gidi ah. Bir bilsen o kişi. Ben dün de söyledim bunu ama iyi dinleyememişsiniz. O kişinin o 1 liraya, o bin liraya, o yüz bin liraya, o 1 milyon liraya ihtiyacı yok. Benim anlatmak istediğim buydu. Yoksa pazarda gerçekten 1 liraya ürün alamayacak insanlar var. Nasıl ki 75 kuruşa maydanozun bağını satıp da bir tane ekmek alamayan insan varsa o bir liralık lahanayı alamayan insan var ama benim bahsettiğim kişi o gücü olan kişi idi. Hani anlatmak istediğim buydu. Biz birbirimize bu şekilde bakıyoruz mesajını vermek için de. Bir de bu yandan bakmak lazım diyor. Doğrudur. Ben o yönden çok bakarım. Ben bu kentte, ben bu kentte cuma pazarından yere atılmış, pazar sonrasında yere atılmış Domates, marul toplamış adamım. Hiç o günlerinden utanmıyorum. Sonuna kadar da varım. Çalmadım, çırpmadım, kimseden rüşvet yemedim. Allah'a şükür. Cem Ataman diyor ki, merhaba Ali Bey, hayırlı günler dilerim. Günaydın demiş, günaydınlar olsun. Evet, bugünkü manşet gazetesinin manşeti, Afet Zedelere Can Suyu, bu, biz e, verdik yine Akdeniz manşetin özel bir haberi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılanan Murat Paşa Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Hasan Kaçmaz Partilisi Erol Duygulu'ya hakaretten ceza aldı. Cezası hakkında HAGB kararı verildi. Hakaret neyse artık onu bilmiyorum. Neymiş HAGB? Bak bunları bilmiyoruz. Neymiş HAGB? 125'e TCK'nın 125'e bir maddesine göre sanık başkan yardımcısı Hasan Kaçmaz'a 90 tam gün adlı para cezası verildi. Bu ceza 105 tam gün oldu. Geçmişi sosyal ilişkileri fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları cezanın failinin ya bir şey söyleyeyim mi? Hasan Kaçmaz almasaydı bu şeyi bu kadar açıklayıcı verirler miydi? Merak ediyorum. Onu da merak ediyorum. Sahil yolu yayalaştırılıyor diye haber var. Onu daha sonra okuyacağız. Demre'nin seyri yenilendi. Büyükşehir Belediyesi Antalya'ya yeni meydanlar kazandırmaya devam ediyor haberi var. Karlov'un ata yurdu Demre ile kardeş oldu diye Ankara'da 19 Aralık 2016 tarihinde katıldığı bir asılılar suikastı uğrayan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Elçisi Andrei Karlov'un isteği Demre'de hayata geçirildi. Büyükelçi Karlov'un ata yurdu olan Branski bölgesinin Greci, Greci şehriyle Demre kardeş şehir oldular haberi burada var. Gazete 1'e bakıyoruz. Gazete 1 mavi yeşil rüya diyor. Antalya'nın dünya projesi için start verildi. Mavi yeşil rüya. Nedir bu? Bir bakalım. Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı sahilinde uygulayacağı proje kapsamında Akdeniz Bulvarı'nın güney şeridini yayalaştırmak ve yeşil bir aksa dönüştürmek üzere trafiğe kapattı. Kuzey şeridi ise geliş gidiş olarak düzenlendi ki üst yol bu işi daha farklı yapıyor şeyde. İnşallah güzel olur. İnşallah Antalya'ya yakışır. İnşallah farklı bir şeyler olmaz diyelim. Diyelim. Cennete yakıştı diyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden düzenlenerek modern bir görüntüye kavuşturduğu Demre Noel Baba Meydanı Sümer Ezgi konseriyle açıldığı haberi burada da var. Rüya proje hayata geçiriyor diyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Mimarlar Odası yarışma projesi ile elde edilen STK'ların yön verdiği Konya altı sahil projesi çalışmalarının büyük bir hızla sürüyor. Belediye şirketi Antep e tarafından gerçekleştirecek projenin ilk etap çalışmaları Bit Park kısmından başlatılmıştı haberi var. Arda'nın Eto hayali gerçekleşti. Bu bir gazetede helal olsun sana Eto diye Milliyet Akdeniz'de de vermiş. Hakikaten helal olsun futbolculuğuyla, futboluyla, kişiliğiyle, efendiliğiyle, insanlığıyla, hayata bakışıyla iyi ki Eto var. İyi ki Eto'yu Antalya'ya getiren birçoğunuzun sevmediği Gültekin Gencer var. Bakın Gültekin Gencer'in getirdiği Eto'nun Antalya ve spora ve insanlığa katkısına bir de yeni başkanın getirdiklerine bakın. Yoklar. Aradaki farklı, düşünce farkı. Eto ne yapmış? Antalya'da özel bir hastanede ilik kanseri tedavisi gören 9 yaşındaki Muhammed Arda Sulu hayran olduğu Antalya Spor Takım Kaptanı Samuel Eto ile tanışmak için sosyal medya aracılığıyla videoyu paylaşıyor. Ve Eto da o videoyu izledikten sonra gidiyor Arda'yı ziyaret ediyor ve formasını veriyor. İnsanlık bu güzellik bu. Eto iyi ki varsın. Yeni Yüzyıl Gazetesi'ndeyiz. Yeni Yüzyıl Gazetesi'ndeki manşet Afet Zede'ye yardım eli. Bunu verdik işte 10 milyon TL'nin desteği. Çiftçi borçları ertelensin burada da var aynı haber. Sezon bitti işsizlik arttı diyor. Sezonla, sezonda bile haklarını alamayan turizm çalışanları sezonun bitmesiyle işsiz kaldı. Antalya konuşuyor ekibinle görüş bildiren vatandaşlar sezonun bitmesiyle yaşanan en büyük sorunun işsizlik olduğunu savunmuşlar. Evet. Gerçekten böyle bir durum var. Evet devam ediyoruz. Hedef iyi bir ortak yaratmak diye bir haber var burada. Ansiyat'ın 17. olağan toplantısı aile şirketlerinin gelişimi ve dönüşümü başlığında FINA ve FIBA Holding Yönetim Kurulu üyesi Tüsiyat Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin sunumuyla gerçekleştirildi. Özyeğin 3. kuşak arasındaki düzenli olarak gerçeklerini bilmeden Ha, üçüncü kuşak arasındaki düzeni, onların gerçeklerini bilmeden hangisinin işle ilgileneceğini, ne yönde eğitim alacağından bir haber iken yazmak daha jenerik bir sisteme geçmeyi gösteriyor. Yani jenerik, buradaki hedef iyi bir ortak, iyi bir hissedar yaratmak demiş. Evet, devam ediyoruz. İleri gazetesinde yayalaştırılacak sahil yolu yeşil bir aksa dönüştürülecek haberi burada da var. Hortum felaketine nakli yardımlar burada da var. Türel Demre'ye 80 milyonluk yatırım yaptık burada da var. Ondan sonra ileri teknolojide kaza aramayın diye bir haber var. İleri teknoloji diye bir bölüm var orada. Türk Beleni projesi hızla ilerliyor. Manavgat Türk Beleni projesi ve teslim etosunun yazısı. Kandiliniz mübarek olsun. Sizin de mübarek olsun. Dün akşamdı. Onu da söyleyeyim. Bir gün geç kaldınız. Geç şey yaptınız herhalde. Son Haber Gazetesi'nde affet devletten 10 milyon lira yardım. Yani bu şunu de bak yani siz de anladınız. Haberler hep aynı. Haberler hemen hemen hep aynı. O zaman biz bir nöroloji derneğine gidelim. Ulusal Nöroloji Kongresi'nin aha buradayım herhalde. 53. .'si Antalya'da düzenlendi. Kongreye katılan Türk Nöroloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Şeref Nur Öztürk, inme ile ilgili inme hastalığı var ya onunla ilgili açıklamalar yapmış. Türkiye'de her yıl 40 kişinin inme sebebiyle hayatını kaybettiğini vurgulamış. Bir şey söyleyeyim. Bu sabah bu haberleri izleyenler yani bu zarraf mı sarraf mı serraf mı bilmem ne ülkenin durumu şunu bunu ya insanlara inme inmesinler ne yapsın diyelim haberi bir izleyelim. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 53. Ulusal Nöroloji Kongresi'nde konuşan Türk Nöroloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Şeref Nur Öztürk inmenin belirtilerini şöyle sıraladı. Konuşmada ani bozulma, %1 asimetri ortaya çıkması, kolda bacakta tek taraflı kuvvet kayıpları, ya da uyuşmalar, e, görme kayıpları, ani görme kayıplarıyla nadir de olsa o şekilde ortaya çıkabilir. Ani baş dönmeleri bunlar daha seyrek Ama bir kişi de kolda bacakta ani bir uyuşma kuvvet kaybı oldu Konuşma bozuldu. Görmede bir kayıp oldu. Yüzde bir asimetri oldu. Fark edildiği anda hiç vakit kaybetmeden e, tercihen ambulans koordinatörlüğünde ee, hemen inme tedavisinin yapıldığı bir merkeze, yani nöroloji uzmanının olduğu bir merkeze ulaşmak gereklidir. Öztürk, dünyada her yıl 17 milyon, ülkemizde de her yıl yaklaşık 40 bin kişiyi bu nedenle kaybettiğimizi belirterek farkındalık oluşturmak gerektiğini vurguladı. Dünyada her yıl 17 milyon kişi, bu hastalıkla karşılaşıyor bu durumla. Ve 6 milyonunu ne, ne, yazık ki bu durum nedeniyle kaybediyoruz. Bütün dünyanın verileri böyle. Ülkemizde de her yıl yaklaşık 40 bin kişiyi bu nedenle kaybediyoruz. 40 bin hastamızı. İnme ile karşılaşıldığında yapılması gerekenlerle ilgili de bilgi veren Öztürk şöyle dedi. Hemen Acil koordinatör koordinasyon merkezi ile yani ambulans ile tercih veya kendi araçları ile ama mutlaka demin söylediğim gibi hiç vakit kaybetmeden en önemli nokta bu ilk dört buçuk saat son derece önemli çünkü zaman beyindir diyoruz geçen her dakika beyinden milyonlarca hücre kaybına neden oluyor. Ee, hemen damarın açılması, hemen o bölgenin kanlanmasının sağlanması gerekiyor ki hasta ondan sonraki hayatına e, sağlıklı bir şekilde sevdikleriyle devam edebilsin. 54321 ve nihayet yine sizlerle birlikteyiz ve devam ediyoruz. Hayatı birlikte paylaşıyoruz hemen hemen Nöroloji Derneği'ni de İzledi, şey Nöroloji ile ilgili Şeref e, Öztürk'ün söylediklerini de izledik. Her yıl 40 kişi gidiyormuş. Allah hepinize sağlıklı güzel ömürler nasip etsin diyelim ve devam edelim. <laughs> ne var ne yok diye bakacağız. Sahil yolu tek şerit Milliyet Akdeniz'deyiz arkadaşlar. Sahil yolu tek şerit haberi burada da var. Helal sanayi tuha haberi var. Kadına şiddete turuncu eylem diye haber var. Kadın Demokrasi Derneği Kadem Antalya İl Temsilciliği kadına karşı şiddetin önlenmesine dikkat çekmek için turuncu adını verdikleri etkinlik başlattı. Dün başlayan ve 10 Aralık'a kadar devam edecek etkinlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi bir otel ve bir alışveriş merkezinin dış cephesi turuncu renk ışıkta aydınlatılacak haberi var. Kadem Antalya İl Temsilcisi Zeynep Taş, Birleşmiş Milletler'in şiddetin ortak rengini turuncu olarak belirlediğini, bu yüzden dış cephelerin turuncu olacağını söylemiş. Zeynep Taş, rahmetli e, Hamza Taş, o herhalde e, Zeynep miydi ismi? Onun kızı herhalde. Kahvehanelerin kadın patronları haberi var. Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Madenli köyündeki iki kahvehaneyi kadınlar eşleriyle birlikte işletiyor. Sabah kahveyi açan Ayşe Doğanay ve Dudu Elibol işi öğleden sonra eşlerine devrediyorlar. Herhalde eşler sabah kalkamıyor. O yüzden sabah ve öğleci olarak şey yapmışlar, ayırmışlar. İtfaiyenin hava yastığı kurtardı diye bir İsparta haberi var. İsparta'da önceki gün saat 14 sıralarında Bağlar Mahallesi 111. cadde üzerinde bulunan inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısına çıkan HD intihar edeceğini söylemiş. Ondan sonra atlamış oraya o kurtarmış falan şu bu. Kırcami planı askıya çıktı dün bu konuda ne var ne yok diye sormuşlardı. Ben de bugünlerde askıya çıkar demiştim. Muratpaşa Belediyesi o mahalleyi kapsayan Kırcami ve imar planları pastörosa çalışmasını Değirmen onu Kültür Merkezi'nde askıya çıkardı. Uygulama bilgileri parsel malikleri veya yasal temsilcilerine vekaletname ile birlikte tapu senedi, tapu kaydı ibraz edilme koşuluyla verilebiliyor. Parselasyon 28 Aralık Perşembe mesai bitimine kadar askıda kalacak haberi var burada. Evet sabah beri konuşuyoruz ya bu Konya altındaki yeni güzelleştirilen yol işte yeşil yol, mavi yol, kırmızı yol falan. İşte o yolla ilgili bir de görüntülü haberimiz var Konya altında. Konya altı güzelleştiriliyor, yeşilleştiriliyor, mavi yeşil bir arada olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Şu haberimizi de bir izleyelim, ondan sonra yine beraber olacağız. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde proje çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Mimarlar Odası yarışma projesiyle elde edilen STK'ların yön verdiği Konyaaltı Sahil Projesi çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor. Projenin ilk etap çalışmaları Beach Park'tan başlamıştı. İkinci etap çalışmalarındaysa sahil yolunun güney içeridi bir daha açılmamak üzere trafiğe kapatıldı. Yayı hareketliliğinin ön planda olacağı proje alanının kuzeyinde bulunan turizm tesisleri ve konut alanları sahille bütünleşen mekanlara dönüşecek. Sağ yolun kapatılması çok iyi olur. En azından hiç olmasa bu bölgede sahile gidişlerde rahatlık sağlar. Proje alanında bulunan mevcut ağaçların tamamı korunarak alana toplamda 5234 ağaç ilave ediliyor. Mevcut durumda 12600 metrekare olan kapalı alan projede metrekare olarak yarıya düşürülerek bu alanlar yeşil alan olarak düzenlenecek. Sahil yolunun kuzey şeridi ikiye bölünerek gidiş geliş olarak düzenlendi. Artık sahil yolunda görmeye alışık olduğunuz tır ve kamyon görüntüleri tarih olacak. Böylelikle trafikte de iki taraflı kontrol sağlanacak. Öncelikle deniz kullanımını sağlamaya başlayan projede sosyal ve kültürel alanlar, gezi alanları, yürüyüş yolları, su sporları, yeşil alanlar, aktivite alanları, rekreasyon alanları, yeme içme ve alışveriş alanları bulunuyor. Proje ile engelli vatandaşların Konyaaltı sahiline engelsiz ulaşımı ve denize girebilecekleri alanlar mümkün olacak. Evet, devam ediyoruz. <laughs> Güler Kap Kaptanoğlu Hatırlar mısınız kadın çiftçiler yarışmasında Antalya il birincisi olmuştu. Bir e, şey paylaşmış. Mesaj paylaşmış. Diyor ki günaydın Ali abi iyi yayınlar. Biliyorsunuz biz de meyvelerimizi kendimiz satıyoruz. Ve en sinir olduğum şey kendi malınıza ucuz verin. İnsanlara kendi malınızsa ucuz verin. Yani kendini üretiyorsan ucuz ver diyormuşlar şeyde. İnsanların ne ilaç fiyatından haberi var ne de gübreden Ne de o ne zorluklarla o ve, meyvelerin pazara ee, geldiğinden bana altın mı tartıyorsun diyorlar sanıyorlar. Tek müşteri kendileri. Her müşteriye giden 2 3 elma akşama kadar olaca olacak 2 3 kasa her zaman biz kötü oluyoruz. Biz pahalı satıyoruz. Çoğuna kızıyorum. Markette kasaptan böyle pazarlık yapabiliyor musunuz diye. Çünkü ben de meyveleri satıp sebze alıyorum. Tek pazarlık yapmadığım yer pazar yeridir. Çünkü zordur yetiştirilmesi. Ağzına sağlık. Benim söylemek istediğimlerimi söylediğin için sen de hiç değişme bizim gibi kal emi demi. Şimdi olay <laughs> olay ne biliyor musunuz? Gerçekten emekçi emekçiyi anlamazsa öbür tarafı kim anlar diye merak ediyorum. Bunun üzerinde abi niye uçak gibi kırmızı bir ışık yanıp sönüyor? Yok şey şu kameranın üzerinde ışık yanıp yanıp. Tamam. Yok. Söyle. Ya tamam. Biz yap Ya uçak bir anda kendimi havaalanında hissettim. Hani böyle ışık yanıp sönüyor ya. Öyle hissettim. Evet. Şimdi hakikaten üreticinin ürettiğine gidip pazarlık etmek çok kolay AVM'de hiç yapabiliyor musunuz öyle bir şey? Ya da AVM'de tarihi geçmiş olan bir ürünü alıp eve getirip açtığınızda götürüp geri verebiliyor musunuz? A AVM? Çünkü niye? AVM kapitalist düzen. Öbür taraf Sosyal düzen. Her zaman sosyal düzende kendinize yer buluyorsunuz. Ama öbür tarafta kapitalistlere karşı gelemiyorsunuz. Köylüye gidip hava atmak çok kolay. Hakikaten çok kolay. Ama sen de bunu 75 kuruşa versen ne olur? Yeme. lira fiyatı yeme. Karala anayı yeme. Mesela bu. Onun için köylü milletin efendisidir. Efendisi idi. Önceden şimdi mazot yatlara verilen fiyattan daha fazla yata verilen mazotla çiftçiye verilen mazot arasındaki fiyat farkını bilseniz Aa, ah. sayışlar raporları Konya 6 Belediyesi'nin 2016 sayıştay denetim raporunda gece kondu fonunda biriken paranın belediyenin nakit ihtiyacı için kullanıldığı ortaya çıktı diye bir haber var. Döşeme altı belediyesi de gereken yapıldı demiş. Şürses gazetesinde yayınlanan Sayıştay denetim raporlarının ardından döşeme altı belediyesinde yazılı açıklama geldi. Açıklamada bahsi geçen konular hakkındaki önceki dönemlerden süre gelen uygulamalar olup hatalı uygulamalar Sayıştay tespitine gerek kalmadan tarafımızdan tespit edildikçe düzeltilmiştir ve hala tarafımızdan da tespit edilenler düzeltilmektedir denilmiş. Yani geçmişte olanları biz şimdi düzeltiyoruz demek istiyorlar. Türkçesi bu. Kimin dönemiydi? Orada geçmişte belediye başkanı kimdi? Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilip tekrar AK Parti'ye dönen belediye başkanının adı neydi abi? Nurettin Yürüs e, neydi? Nurettin Tursun. Nurettin Tursun. Hey gidi şu stüdyoda hiç ot unutmuyorum bir akşam gelmişti. Programa gelmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilip AK Parti'ye dön. Ben zaten CHP'ye katılıp CHP'den seçildiğinde de aynı soruyu sormuştum. Size geçen dönemde oy veren insanların yüzüne nasıl baktınız diye sormuştum. Ondan sonra da CHP'den seçilmişti. Geldi burada oturdu. Daha sonra AK Parti'ye geçti. Gece yattığınızda dedim AK Parti'ye geçtiğiniz gün gece başınızı yastığa koyduğunuzda ne hissettiniz diye sormuştum. Bozulmuştu. Hangi partide siyaset yaparsanız yapın sonuna kadar götürürsünüz. Ya da birlikte görevinizle birlikte o partiden istifa ediyorsanız görevinizle birlikte istifa edersiniz. Hangi parti olursa olsun değişmez bu. Çünkü size oy veren irade öbür tarafta kalıyor. Bunu söyleyeyim. Hasan Şahin kaybedenin olmadığı kongre olacak demiş. CHP Murat Paşa Başkan adayı Hasan Şahin parti seçimlerinin çok demokratik geçeceğini belirterek aday arkadaşlığımızda kaybedenin olmayacağı bir yaşın içindeyiz. Ama bir arkadaşımız kazanacak el ele omuz omuza 2019'a yürümeye devam edeceğiz diyor. El ele göz göze omuz omuza diyor ya işte bu güzel bir şey ya. Şimdi demokrasi olması için çok adaylı sistem gerekli. Yoksa öbür türlü demokratik olmuyor işte. Tek kişilik tek adamlık rejimlerde malum ortamın ne oldu açık ve net bir şekilde görünür. Öbür tarafta da kaybeden üzülüyor yani senin kazandığını empati yap, senin kazandığını düşün, öbür taraf üzülecekti. Ya da üzülmeye ne gerek var? Demokrasiye inanmışsan bu bir yarışsa, yarışı bir kişi kazanır. Yarışın birincisi bir kişidir. Aslında yarışa giren herkes kazanır. Ama mantaliteyi Hasan Şahin gibi koyarsanız, diyor ki bu yarışın kaybedeni yok diyor. El ele, omuz omuza devam edeceğiz. Mesele budur. Birbirinizi tamamlayıp aynı yolda yürümek kadar güzel bir şey var mı? Yok. Ben Hasan Şahin'in topluma vermiş olduğu Murat Paşa CHP aday, aday adayının topluma vermiş olduğu mesajları gerçekten beğeniyorum. Ha seçildi o koltuğa oturduktan sonra değişirse buradan gerekeni ama hiç korkma gerekeni yaparım. Ama mesajlar gerçekten toplumsal. Böyle olmalı. Ben böyle düşünüyorum. Avrupa pazarında her üç, üç turisten biri kayıp. Hürses gazetesindeyiz arkadaşlar. Gazete var mı orada? Efendim? Attım. Atmıştım. O zaman diğer bir gazeteye bakalım. Siz onunla hallederken sabah Akdeniz'e bakalım. 260 milyon liralık 10 dev tesis açıldı diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da 10 tesisinde bulunduğu 7.7 milyar liralık 375 tesisin toplu açılışını yaptığı açılış töreni Gazipaşa'da canlı olarak yayınlandı. Dün Kanal V'de de vardı bu görüntüler çünkü Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı konuşmasını ben Kanal V'den izledim büyük bir bölümünü. Onu söyleyelim. Su tarıma hayat verecek diye Erdoğan'ın hizmete açtığı yatırımlar arasında Kaş İkizce, Kumluca, Adrasan barajları, Demre Köşkerler köyü, Sakar Deresi, Kumluca Yavur Deresi, Finike Başgöz çayı, Elmalı Yuva, ilçe merkezi taşkın koruma tesisleri ve Kaş Kumluca Korkuteli ve Manavgat'taki sulama tesisleri yer alıyor. Haberi burada var. Kupa mesaisi Antalya Spor ile Alanya Spor Kupa'da tur için sahaya çıkıyor. Aspor'da yayınlanacak olan maçlarda saat 13.30'da Antalya temsilcileri sahaya çıkıyormuş. Ee, Orhan Gazi Belediyesi ile 13.30'da Orhan Gazi Belediyesi ile mücadele eden e, şey e, ligdeki Orhan Gazi Belediyesi ile Antalya Spor 15.30'da ise Giresun Spor ile Alanya Spor karşılaşacak. Evet, devam ediyoruz. Bir ses geldi mi arkadaşlar? Tamam anladım, anladım. Evet, Hilal gazetesi bu at çayına acı rapor diyor. Bu atayı projesi ile ilgili olarak meslek odaları ziyaretleri sonrasında Saadet Partisi rapor hazırladı. Raporda dünyanın her yerinde taşkın yatağında yapılan yapılaşmanın ve inşaat uygulamalarının bedeli sadece maddi kayıpla değil maalesef can kayıpları ile de ödeniz denilmiş. Yani aynı şeyi biz de söyledik. Bir gün Antalya şeyi Konya altının bir bölümünü gidip Mersin'den toplarız dedim. Ve hani aklın yolu bir. Eğer olayı iyi araştırırsanız olaya e, akademik veriler ve bilgiler doğrultusunda bakarsanız bu proje rüya değil, hayal değil, bilmem ne değil, proje değil bir kere. Bana göre. Abi, i̇steyen istediğini yapacak. Yetki söz bende, ben ne dersem o olur ya da biz böyle düşündük ona da sözüm yok, ona da sözüm yok. Antalyalı iş kadınları, iş hayatı sadece erkekler üzerinden yapılmıyor. Az önce okuduk değil mi kahvehaneyi işleten kadınlar vardı. İşte o iş kadınlarından Antalya İş Kadınları Derneği var Antkiyat. Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü'yü Dokuma Park'taki Anadolu Oyuncak Müzesi'nde ziyaret etmişler. Ziyarette Tütüncü hem çocukların gelişimindeki oyuncakların önemini anlatmış, ziyaretçilere müzede rehberlik de yapmış. Ben diyorum o müzeye gidin bir gezin, o müzedeki oku, özellikle o köy okulu sınıfını bir görün, köy okulunu. Diyor ya nerede bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım. Ben de nerede bir köy okulu görsem insanlığımdan utanırım. Niye? Sanki oralar okul değilmiş de terk edilmiş yerler gibi. Sanki oradaki okuyan öğrenciler yarın öbür gün Türkiye'nin geleceği olmayacaklar gibi. Oysa köy okullarımız çok çok daha önemli. Çünkü orada insanlar hayatı öğrene öğrene geliyorlar. Kentlerdeki gibi minibüslerle, otobüslerle gidip gelmiyorlar. Sabahlar onlar giderken çoğu zaman ayakları ıslanır dereden geçemezler. Çoğu zaman nelerle uğraşırlar. Yağmurda, çamurda, batakta giderler. Hayat o işte, yaşam o. Anlatacağı anıları vardır. Ama kent okulunda okuyanlara bakın. Ne anlatacaklar? Sabah bizi götüren servise bindiğimizde servisteki amca bize dedi ki, radyoda şu oldu ki, ama öbürünün o kadar çok hayat hikayesi var ki. Şimdi neyse Antikyat'ın bu şeyin e, ziyaretini bir görelim ama o müzeye ne olur gidin ve o köy okuluna bir bakın diyelim haberi izleyelim. Bir, birkaç şey. Antalya İş Kadınları Derneği, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye Dokuma Park'taki Anadolu Oyuncak Müzesi'nde iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Efendim? Burası burası çok güzel. Başkan Tütüncü, Antikat Başkanı Leman Sedef Tuna ve dernek üyelerine müzenin kuruluşuyla ilgili bilgi verdi. Çocukların nasıl yetişmesi gerektiğini hayal eden devlet adamları bunun olumlu yönleri de var, olumsuz örnekleri de var müzemizde. Onları da göreceksiniz. Önce çocukların rüyalarını ve hayallerini işgal etmişler. Neyle işgal etmişler? Oyuncakla ve do dolayısıyla oyunla işgal etmişler. Oyuncak insanlık tarihini anlatıyor. Bu müzede en genç oyuncağımız 25 yaşında, en genci. Yüzenin kuruluşu, sergilenen oyuncakların toplanı sürecini anlatan tutuncu ardından gezi turunda her oyuncağın hikayesini aktardı. uzay tank yazıyor, uzay tank 707. Evet, UZ uzay tankı. Evet, çok ilginç. 1960'lar, 55-60'ları bu, ilk oyuncakları galiba, evet. Efendim, tabii işte uzayda uçacak ya aynı zamanda, uçacak, konacak, düz gidecek, geri gidecek, dünyanın farklı yerlerinden etki iyisiler içerisinde bebekler. Dikkat edin, hepsi bebek abi. Evet. Hepsi bebek. Hiçbiri değil. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Evet, izlediniz. Hakan Tütüncü ile birlikte antikyatlı kadınları ve Hakan Tütüncü orada antikyatlı kadınlara ee, rehberlik de yapıyor. Şimdi e, Antalya Gündem Gazetesi e, şey e, ses Hürses, hür Hürses'i bir ekrana getirelim. Hürses'te bir haber vardı. Avrupa pazarında 3 turistten biri kayıp diye. E, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak yılın 10 ayında Avrupa pazarında yılın 10 10 on ayında yani geçtiğimiz 10 ayında Avrupa pazarında turizmin sıfır yılı olan 2016'nın yakalanamadığını belirterek Türkiye Avrupa pazarında her üç turisten birini kaybetmiş durumda demiş. Şimdi gerçekten Avrupalı turist gerçekten önemli. Önemli olduğu kadar da yani turizm bu. Keşke daha farklı şeyler İşte bunun için Hestorex çok önemli. Niye? Turist sadece gezmeye gelme. Otelde ye, iç, yat, kalk gitsine gelmesin. Turist harcayabileceği şekilde gelsin. Mesela sağlık turizmi bunların önemli spor turizmi. İşte turizm çeşitliliğini yaratabilmek ve onların Türkiye'de çok iyi bir şekilde yapılabildiğini ve Türkiye'de termal turizm mesela. Trekking, dağ turizmi, köy turizmi, yağmur turizmi. Ya Araplar yağmur turizmi istiyor. Ama bize gelen Arapları ben görüyorum şeyde otobüslerde vallahi yiyip içip aha böyle çantalarla gidiyorlar. Allah daha çok versin onlara. Arap'ınkini gördüğümüzde dudağımız uçukluyor gerçekten. Şey, paketlerini gördüğümüzde de durum iyi değil. Evet, şimdi devam ediyoruz. Antalya Gündem gazetesiyle devam ediyoruz. Antalya Gündem'de inan inanılmaz ama gerçek uluslararası seratarım ekipmanları ve teknoloji fuarında sürücüsüz birçok işi yapabilen traktör tanıtılmış. Ya bunun neresi inanılmaz ki? El alem aya gidiyor ya. Ya biz niye bu kadar küçük görüyoruz? Yani inanılmaz ama gerçek. Ya niye şey olmuyor? Tamam sürücüsüz bunlar çok. Robotlar artık hayatta ya. Suudi Arabistan bir robota isim verdi. Vatandaşlık verdi. Ah gidiyor. ha böyle bakmayın. Biraz ha böyle bakın. Ne olursunuz ya. 10 milyonluk yardım burada da var. Antalya Valisi Münir Karaloğlu hortumdan etkilenen Kumluca Kaş Demre ve Finike'deki saray üreticilerine Başbakanlık tarafından gönderilen 10 milyon lirayı önümüzdeki çarşamba günü hasarlarına göre dağıtmaya başlayacaklarını söylemiş. Figen Acar haberi. Çocuklar Keloğlan ile gülecek diye bir haber var. Antalya Devlet Opera ve Balesi Metin Yazarlığı ve sahne yönetmeliğini Fatih Şanal'ın yaptığı Keloğlan ile Uzaylılar adlı çocuk oyunu 5 Aralık'ta sergileyecek. Keloğlan bizim hayatımızın en önemli ee, filmlerinden biriydi. Rüştü Asyalı. Ben bir garip kel olanım, eşeğimin yok balanı. Haram malda yoktur gözüm, hiç de sevmem ben yalanı der der giderdi. Öyle bir durumdu. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine Profesör Doktor Alef Fatoş Parsaş film dili ve analizi nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi vermiş. Güzel. MHP'den Kandil Simiti diye bir haber var. MHP Antalya İl Yönetimi tramvayda seyahat eden vatandaşların derdini dinledi. Sohbet sırasında hazırlanan kandil simitleri de vatandaşlara dağıtıldı. Dün akşam Kanal ve Ana Haber Bülteni'nde bu vardı. Dün akşam bir şeyde, görüntüde vardı. Şu fotoğrafı bir alabilir miyim arkadaşlar? İşte o hani hastanede 4 lira su, 4 lira su dedik ya. O o şey bir fotoğraf atmıştım arkadaşlar abi hazır mı? Şimdi benim bir devamlı izleyicim vardır. İnanın her sabah mutlaka izler ve bir de ana haber bültenini kaçırmaz. Evet Gülşen Hanım. Ee, Gülşen Şahan hiçbir zaman bizim program başladı başlayalı hiçbir gün kaçırmaz elden geldikçe. Dün gece rahatsızlanmış hastaneye kaldırılmıştı gerçekten merak ettim. Ve sonradan öğrendim ki bir şey yokmuş. Buradan bir geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ve Gülşen Şahan gibi izleyicilerimiz olduğu sürece biz varız. Bakın ben hep söylüyorum. Antalya'yı dünya ile entegresini sağlayan tek televizyon kanalı Kanal V'dir. Sizin derdinizde, iyi gününüzde, kötü gününüzde, yani kötü gününüz derken başınız ardında hep yanınızda biz varız. Bakın dün akşam Gülşen Hanım rahatsızdı. Fotoğrafı bir daha alalım. Rahatsızdı. İnanın çok üzüldüm. Niye üzüldüm? Çünkü ben insanların rahatsızlığından rahatsız olan bir insanım. Gülşen Hanım başta olmak üzere bütün hastalarımızı Allah'tan şifa diliyorum. Ve bir daha inşallah hiçbir izleyicimiz, hiçbir insan yaşamasın. Böyle hastalık yaşamasın ama Allah hastanesizde kimseyi koymasın. Dert verip dermansız bırakmasın. Onu da söyleyelim. Çünkü gerçekten önemli. Sağlık kadar güzel bir şey yok. Sağlık, sağlık, yine sağlık. Buradan Gülşen Anne'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha bizi korkutmaz. Onu da hemen buradan söyleyeyim. Evet bakayım sizden gelen mesajlarda son mesajları okuyacağız hemen hemen. Neler var? Evet. Devam ediyoruz. Bakalım neler var. Bakıyorum sizlerden gelenlere. Mustafa Kök bugün bir yere yolculuk yapıyor. Cem Şahın, biz hep 20 TL'lik alıyoruz mazotu. Dolar düşsene, düşmese ne diyenler. Siz kaçtan tane? <laughs> Çok güzel ya. <laughs> Şöyle bir olay var. Özür diliyorum hepinize. Mazota ya da benzine zam geldiği zaman bazısı diyor ki bana ne ya zam gelse ne gelmesene ben hep 50 liralık ya da 20 liralık ya da 30 liralık alıyorum cem şu anda onu diyor biz ya 20 liralık alıyoruz diyor gelse ne gelmesene diyor evet devam ediyoruz Fatma Kaya diyor ki köy okulları diyorsunuz ya aynı bayrak altında biri tabela, tabletle okula gidiyor biri tezek ile gidiyorsa eşit okul eşit eğitimden söz edemezsiniz bana bazen dünya şehri Antalya diyorsunuz yaşadığınız ülke demeyeceğim. Yaşadığınız şehirde bile bu adaletsiz eğitim sistemi varsa dünya kenti falan olamazsınız. Tabii ki dünya şehri olmayı ne kadar turist gelmesiyle algılamıyorsanız aynı fikirdeyim. Ben de onu şey yapıyorum. Evet birileri tabletle birileri tezekli oduna gidiyor. İnanın tezekli oduna giden, tabletle oduna gidenden, şey okula gidenden çok çok daha mutlu. Ben de tezekle gittim bir zamanlar. Bakın ben tezek yakıldığı sınıfta barakada okudum. Erzurum İsmet Paşa ilk yüksek mektebinde. Zaten ondan sonra okul okumadım ben. İlk okulu zor bitirdim. Ortadan ayırdılar beni hemen. Ortaya falan göndermediler. Öyle bir durum. Ama bazen o tezek yakan, tezek yanan, tezek kokulu sınıf insanın burnunda tüter. Çünkü orada bir samimiyet vardı. Köy okulunda da okudum ben. Rize Çamlıhemşin'deki bizim Çen Yuvadaki Çin köy mektebinde de okudum. O mektepte de mektepti bizim mekteplerimiz. Odun getirirdik. bittiyse bitti ya ne yapayım süre bittiyse. E, odun getirirdik sabahları okula. Ve o çocuklar, o öğrenciler sabah önce eve odun getirirlerdi. Ondan sonra bir yüklerdik biz büyük. Ondan sonra okula getirirlerdi. Böyle de durumlarla karşılaşmıştık. Evet her program başlar, devam eder, biter. Bazısında sıkılırsınız, bazısında seversiniz, bazısında yorum yazarsınız. Bazısında söylenenleri ya da yorumları beğenmezsiniz. Bunlar en doğal hakkınız, en tabii hakkınız. Bizim programda başladı ve bugün burada bu saatte sona eriyor. Yarın sabah sizlerle... Ne? Onu tamam öyle edeceğiz. Yarın sabah sizde yeniden buluşana dek Kanal V'de kalın bir kere çünkü... Kanal ve Antalya ile dünyayı entegre eden tek yerel televizyon kanalı. Bir. İkincisi, ikincisi sizi sizden haberdar ediyor. Üç, sizi sizinle paylaşıyor. Dört, hayatı birlikte paylaşıyoruz. Yapımda ve yayın demeye geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü bugün yine bizimleydiniz. Antalya'nın dünyayla entegresini sağlayan tek televizyon kanalı Kanal V'de Ali Orhan ile Antalya gündemi yani benimle Antalya gündemi özgürlüklerin programı burada sona eriyor. Size Allah ısmarladık diyeceğim de mi hoşça kalın diyeceğim düşünüyorsunuz. Yo hoşça kalmayın. Düşünerek kalın ki varız. Ve ben ekranı terk ederken şimdi öz çekim sırasında hayatta böyle hani öz çekim diyorlar ya selfie abi böyle duruyorsunuz da böyle böyle yapıyorsunuz ya onlarda farklı farklı görüntüler yakalamışlar. Ve o görüntüleri söze gerek yok diyoruz. Kapatıyoruz ve yarın sabah saat 7.30'da başka birine söz verirseniz var ya vallahi düşünerek kalın demem hoşça kalın derim. O zaman da siz hoş mu kalırsınız boş bilmem. Söze gerek yok ben gidiyorum içeriden kızıyorlar. <laughs>